Arkası yarın. Korkunç Sır Birinci Bölüm. Karel Çöpek Uygulayan Ayşe Filizler Yöneten Nedret Denizhan Efektör Erhan Mesutoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Vitek Kemran Yüce Gregor Kerem Yılmazer Kristina Hikmet Körmükçü Kolenati Ali Yalaz Marti Serpil Tamur Gregor'a karşı Prus. Demek senin de sonun geldi. Yaklaşık yüz yıl sonra bitti. Oysa öyle güzel bir dava edik. E, ee, neyse. Sen de dosyanın içine gir bakalım. Hiçbir şey sonsuza dek sürmüyor. Şu dosyalara bak. 1827. 1849. 1870. 1900. 1925. Yüzüncü <laughs> yıl jübilemizi iki yıl sonra yapabilirdik. Kısmet değilmiş. Gregor'a karşı Prus'un davası işte burada yatıyor. Toz toprak içinde. Her şey ne kadar boş. Ah, ah, Hiçbir şeyi sonsuza dek yaşamıyor Hiçbir şey heh. Bay Gregor geldi ee, Bay Kolanati'ye onu görmem gerektiğini söyle Henüz mahkemeden dönmedi efendim ee, Bir tek jürinin kararını biliyor musun? Ee, Bay Gregor bir şey duymadım ama Kaybettik demek istiyorsun Jürinin kararı üzerine fikir yürütmeye cesaret edemem ama Yaklaşık yüz yıl sonra bir karar alınması çok acı. Mahkemeye telefon et Kolanati'yi iste çabuk Peki efendim Alo, bakın Bay Gregor, davayı yargıtaya götürmeyi, yani işleri böyle aceleye getirmenizi hiç tavsiye etmem. Tavsiye etmezsin ha? Çünkü, alo, iki, iki, üç, beş, evet, e, çünkü bu davanın sonu demektir. Benim bütün hayatım boyunca olmasını beklediğim şey bu değil mi? Benden önce aynı şeyi babam yaptı, ondan önce de onun babası. Gregor'a karşı Prus'un sonu. Artık o bir hukuk davası olamaz. O yıllarca öncesine giden bir tarih, bir efsane. Alo, Bay Kolonat orada mı? Bürosundan arıyorum. Lütfen kendisine söyleyin. Bay Gregor efendim orada değil mi? Çıktı mı? Teşekkür ederim. Buraya gelmek üzere çıkmış. Peki ya karar? Onu sormadım. Yalvarırım tanrım karar alınmamış olsun. Ah, ben ne aptalım. Elimde değil Bay Gregor ama bugünün Gregor'a karşı Proust davasının son günü olduğunu düşününce... ...anlamıyor musunuz? Bu dava üzerine tam 32 yıl çalıştım. Rahmetli babanızın zamanından beri huzur içinde yatsın. Buraya ilk kez Bay Kolenati'ye danışmaya gelmişti. Ah, onlar büyük insanlardı efendim her ikisi de. Onlar devlerin soyundan geliyorlardı. <laughs> Teşekkür ederim. 30 yıl bu davayı sürdürdüler. Yalnız kavga, şaşkınlık ve karışıklık vardı. Ama şimdi siz geliyorsunuz, bum, doğru yüksek mahkemeye. Sözüme dikkat edin. Herhalde bir mahkeme kararı alacaksınız. Ne yazık, böylesine güzel bir dava. Niye onu olduğu gibi bırakmadınız? Niye? Gevezelik etme bir tek ben. Bu davayı kazanmalıyım. Ya da kaybetmeli. Adaletin çarklarına burnunuzu sokarak. Öyleyse kaybedeyim daha iyi. Ah, oh bu insanı deli etmeye yeter. 150 milyon önümde uçuşuyor. Hemen hemen avcumun içinde. Çocukluğundan beri bundan başka hiçbir şey işitmedim. Başka hiçbir şey düşünmedim. Kaybedeceğimi mi sanıyorsun? Açıkça kesin sonucu vicdan sahibi hiçbir avukat karşı çıkamaz. Eğer kaybedersen... Kendinizi mi? vurmayı mı düşünüyorsunuz efendim? Rahmetli babanız da aynı şeyleri söylemiş. Ama o gerçekten kendini vurdu. Evet ama güzelim davamız sebebiyle değil. Anladığım kadarıyla efendim borçları varmış. Evet. Tabii insan bütün hayatını ümitleri üzerine kurarsa... ...civcivlerini yumurtadan çıkmadan önce sayarsa... Sus Tanrı aşkına. Ah efendim sizin kuşağın böyle büyük davaları yürütecek cesaret yok. Ne olur Tanrım karar alınmamış olsun. Merhaba Krista. Baba eve gelmiyor musun? Ah Krista birkaç dakikaya kadar geleceğim yavrum. Bay Kolonati mahkemeden gelir gelmez seninle çıkacağım. Kızınız mı? Evet efendim dışarıda bekle Krista. Yok yok bana bakmayın bırakın burada beklesin. Okuldan mı geliyorsun? Okul mu? Yok hayır. Provadan henüz çıktım. <laughs> Kızım operada şarkı söyler. Hadi sen, sen şimdi hadi. Çok meşgulüm. Marty olağanüstü bir yaratık. Nefis. Kim? Marty. Emilia Marty. Kim o hiç duymadım. Dünyanın en büyük sopranosu. Bu gece burada ilk defa söyleyecek. Ah baba. Bu sabah bizimle prova yaptı. <laughs> ah baba. Anlamadım. Ne oldu? <laughs> baba ben... Ben artık dayanamayacağım. Opereyi bırakacağım. Hiç hiçbir şekilde devam etmek istemiyorum. Kötü bir şey mi oldu Krista? Yok <laughs> yok yo, bir şey yok. Baba Marty'yi dinlemeliydin. Meğer ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Onu dinledikten sonra şarkı söylemeyi denemek bile istemiyorum. Bak şimdi şu çocuğa. <laughs> Çok da tatlı bir sesi var. Hadi, hadi aptallık etme, ağlama canım lütfen. <laughs> <laughs> Kim bilir genç bayan belki de bu ünlü marti sizi kıskanıyordur. Benim neyimi kıskanacak? Gençliğinizi. E tabii kıskanıyordur. Bu marti kaç yaşlarında? Bilmiyorum. Onun yaşını düşünmek insanın aklına gelmiyor. Sanırım otuz civarı. Aa gördün mü? Otuz. Yaşlı bir kadın sayılır. Aa, o kadar güzel ki böyle şaşılası bir güzellik hiç görmemiştim. Ama o 30 yaşında ve benim küçük kızımı kıskanıyor. Ben bu gece operaya gidiyorum küçük hanım. Ah, sahi mi? Ama Marti'yi dinlemeye gitmiyorum. Seni seyretmeye gidiyorum. Marti sizi heyecanlandıramazsa sağır ya da kör olmalısınız. Öyle mi? <laughs> Kreşte kabalık etme. Bay Gregor, benim kızım küçük şaşkın bir ördektir. <laughs> Marti'yi dinlemeden onun hakkında böyle şeyler söylememeli. Onun için herkes çıldırıyor adeta herkes. Ah, Bay Kolenati. Merhaba Krista. Böylesine havasız eski bir büroda senin ne işin var bakalım? Hı? Nasılsın Gregor? Ee, sonuç ne oldu? Henüz bir karar yok. Mahkeme biraz önce ertelendi. Son görüşmeler için mi? Hayır, yemek için. Peki hala kararı yakında öğrenecek miyiz? Sabırlı olmalısın. Bugün öğleden sonra bir karar alınacak. Aman Tanrım. Sana ne oluyor bir tek? Her şey boş. Güzelim dava artık sürmeyecek. Beklemekten, beklemekten başka bir şey yok. Artık bir saat bile dayanamayacağım. Hadi gel baba yemek soğuyacak. Hı, babanı görmek için uğradığına sevindim Krista. Seni burada görmekle her zaman mutluluk duyarız. İşler ne alemde? Kolenati bana doğruyu söyleyin. Durum nasıl? Şöyle böyle. Yani aleyhimizde mi? Bakın ben hiçbir zaman boş ümitlere kapılmam. Biliyorum kazanacağımızı hiç düşünmediniz. Anlayamıyorum. O zaman neden bu davayla ilgilendiniz? Bu dava bana miras kaldı. Aynı senin bana miras kaldığın gibi bir tek. O küçük çalışma masası ile birlikte. Bakın Gregor'a karşı Prus davası kalıtım yoluyla geçen bir hastalık gibidir. Onu kanımızda taşıyoruz. E şimdiye kadar sana hiçbir kötülüğü dokunmadı. Neden şikayet ediyorsun anlamıyorum. Biliyorsun kazanırsan hakkın olanın hepsini alacaksın. Öyleyse tamam. Bu ikimizin de kazanmayı dört gözle beklediğimiz bir olay. Her yani ne olursa olsun henüz kendini vurmayı düşünme sevgili evladım. Baba duydun mu? Aman Bay Gregor öyle bir şey yapmayı düşünmezsiniz değil Hı. mi? Bu gece seni şarkı söylerken dinlemeye söz verdim. Yok beni değil. <laughs> gelen kim olursa olsun sizin toplantıda olduğunuzu söyleyeceğim efendim. İyi. Yemek saatinde müvekkiller. Gözümüzün önünde nasıl büyüdün şaşıyorum Krista. Hı. Biz farkına varmadan genç bir kadın olup çıkacaksın. Ah, Bay Gregor'a bakın. Ne oldu? Birdenbire öyle sarardı ki. Hasta mısınız? E, Yok iyiyim. Ee, özür dilerim. Bu Hı. hanım işinin çok önemli olduğunu söylüyor. Buradan buyurun lütfen. Ah, bu gelen Marty. Bay Kolonati. Emriniz hanımefendi? Ben Emilia Marti. Sizinle özel bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Memnuniyetle. Lütfen bir oma geçelim. Gregor davası ile ilgili. Anlayamadım efendim. O sizi tanıştırmayı unuttum. Ee, Bayan Marti evli değilsiniz galiba. Bu bey de Bay Gregor. Benim müvekkilim. Ah neyi? ne iyi. Demek bu bey Bay Gregor. O kalabilir. Gel Krista gel. Biz gidelim. Aa, bu kızı bir yerlerde gördüm galiba. Bu büyük bir şeref bayan Marty. Demek bu davanın avukatı sizsiniz. Emriniz diyeyim. Gregor'un avukatı. Evet, Bay Kolonati beni temsil ediyor. Pepi Proust'tan kalan mirasla ilgili dava adamı. Ee, 1827'de ölen Baron Joseph Proust demek istiyorsanız, evet. Ne? Pepi öldü mü? Üzücü ama gerçek. Rahmetli baron bu dünyadan hemen hemen yüz yıl önce ayrıldı. Oh, zavallı bunu bilmiyordum. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ah, sizi işinizden alıkoymayayım. Ee, özür dilerim gelişinizden şeref duydum ama bu ziyaretin sebebini söylemeyecek misiniz? Herhalde sırf beni görmek için yolunuzu değiştirmediniz. Hayır. Size bir şey söylemek istiyordum. Gregor davası hakkında mı? Olabilir. Ama siz burada oturmuyorsunuz. Onun hakkında ne bilebilirsiniz? Şey e, bu sabah bir rastlantı sonucu bu beyefendinin davasıyla sizin ilgilendiğinizi öğrendim Doğru Hakkımda yazılanları okumak için bu sabah gazeteye bakarken baş sayfada işte bu habere rastladım e, Gregor'a karşı Prus davasının son günü Ne rastlantı değil mi? Evet basında davamıza çok önem verildi Anlıyorum Bana bu davadan biraz söz eder misiniz? Ha. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Bu dava hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Demek bir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz ve... Tabii. İlk kez bu sabah gazetelerden öğrendim. Beni <laughs> bağışlayın ama davamızla ne gibi bir ilginiz olabilir anlayamıyorum. Hikayeyi ona anlat Kolenati. Hanımefendiye öğrenmek istediğini anlat. İstiyorsan anlatayım. Lütfen anlat. Bu çok karışık bir davadır. Ama Bay Gregor haklı değil mi? Evet tabii ama bu davayı onun kazanacağını göstermez. Bakın 1827'lere dönelim. Geri zekalı bir baron, Joseph Prus... Yo yo, Pepi geri zekalı. Hayır hayır olamaz. Ha, peki biraz garip diyelim. Hayır, talihsiz deyin. bu en iyi niyetli sözcük. Ama emin olamazsınız. Siz de ama şüphecisiniz. Pekala, her neyse. Joseph Prus geride bir çocuk ve bir vasiyetname bırakmadan 1827'de öldü. Neden öldü? Evet, bu önemli bir nokta bunadı. Kuzeni İmrih Prus en yakın akrabası olarak onun varisi oldu. Ama Ferdinand Gregor diye biri yani müvekkilimin büyük babası Lukov mülkünden hak talep etti. Ne zaman? 1827'de. Baron Josef Prus ölür ölmez. Ama o sırada Ferdinand Gregor henüz küçük bir çocuktu. Çok doğru. Akademide öğrenciydi. Mülkten hak iddia etmesi şu esaslara dayanıyordu. Merhum yani Baron Josef Prus ölümünden bir yıl önce akademi müdürüne gelmiş. Söz konusu malikaneyi Ferdinand Gregor'a verdiğini ve bu malikaneden elde edilen gelirin onun tahsilinde harcanacağını söylemiş. Ayrıca reşit olur olmaz da malikanenin sahipliğini Gregor'un üstleneceğini belirtmiş. İşin can alıcı noktası olayın tek tarafın lehinde olması. Gregor baron yaşadığı sürece mülkün gelirini ve onun ünvanını aldı. Delili de mülkün sahibi olmasıdır. Bu oldukça açık görünüyor. Ama bir dakika. Bütün bunlara karşı İmrih Prus mülkün hibe edilmesinin tapu kayıtlarına geçmediğini, merhumun yazılı vasiyetlerini bırakmadığını ama bir başkasının yararına sözlü son bir istekte bulunduğunu itiraf etti. Olamaz. O başkası kim? İşte işin pürüzü burada Bayan Marti. Şu arşivlere bir göz atalım. Ah, rahip doktor ve noter tarafından imzalanan... ...ölmek üzere olan bu adamların istekleri gerçekten çok ilginçtir. Ah, bu sözlü vasiyetnameler. Her zaman başımıza dert açarlar. Hepsinin hatalı yanları vardır. Ah. Lütfen dinleyin. Ateşler içinde ölmek üzereyken... ...kendisine aşağıda imzaları bulunanlar tarafından... ...son bir isteğinin olup olmadığı sorulmuş... O da birkaç kez Lukov malikanesini Mah Gregor'a bıraktığını söylemiştir. Evet bu yeterince açık. Ama Mah isminden sonra bir virgül var ya da bir kalem kayması. Bu sebeple Gregor vasiyetnamedeki varisin ismi mi yoksa soyadı mı belli değil. Acaba Baron Prus malikanesini herhangi bir Mah Gregor'a mı yoksa bilinen Gregor Mah'a mı bırakmak istemiş? Hiçbirini. Pepi kesinlikle mülkünü Ferdinand Gregor'a bıraktığını söylemek istiyor. Tabii ama yazılı olan bu. O sırada daha önce adı geçen Gregor, mah kelimesinin sözlü vasiyetnameye bir yanlışlıkla geçtiğini, Gregor'un soyadı olması gerektiğini söyleyerek itiraz etti. Ama olan olmuştu ve ondan sonraki varis Imrich Prus bütün mirası aldı. Ya Ferdinand Gregor Ferdinand Gregor yani müvekkilimin büyük babası tabii ki hiçbir şey alamadı. Ve buna adalet deniyor. Ama neden Ferdinand alamadı? Teknik nedenlerle. En önemlisi Ferdinand Gregor'un merhumla kan bağı olmaması. Ama onun oğluydu. Kimin oğlu? Ferdinand Pepin'in oğluydu. Oğlu mu? Bunu nereden biliyorsunuz? Baron Prus Ferdinand Gregor'un babasıysa e, o zaman annesi kimdi? Annesi ismi Elia McGregor'du. Viyana Devlet Operası'nda bir sanatçı. İsmi neydi dediniz? MacGregor. İskoçyalı. MacGregor. Duydun mu Kolenati? Mac, Mac, mah değil. Şimdi anlıyor musunuz? E niçin oğlunun ismi de MacGregor değildi? Ferdinand hiçbir zaman öz tanımadı. Bunun sizde bir delili var mı? Emin değilim. Lütfen devam edin. Evet. Gregor'a karşı Proust davası o zamandan bugüne kadar devam ediyor. Pruslar ve Gregorların kuşakları arasında ve üç kuşak boyunca Kolenatya ailesinin hukuki yardımıyla ki son ferdi sadık köleniz olan benim aralıksız olarak sürdürülüyor. Eh yardımımız sayesinde Gregorların soluncusu bu davayı tümüyle kaybedecek. Ne tuhaf hem de bugün öğleden sonra. İşte böyle hepsi bu. Peki bu miras bu kadar zahmete değer mi? Evet sanırım değer. Korkunç Sır adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın. Korkunç Sır 2. Bölüm Yazan Karel Çapek. Uygulayan Ayşe Filizler. Yöneten Nedret Denizhan. Efektör Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Anlatan Haluk Toksöz. Kolenati Ali Yalaz. Marti Serpil Tamur. Gregor Kerem Yılmazer. Prus Erhan Abir. Prus davasının karar gününde Katip Vitek çok sevdiği bu davanın sona ermesinden üzüntü duymaktadır. Avukat Kolenati'den biraz sonra alımlı ve güzel bir kadın olan Marti büroya girer. Avukattan dava hakkında ayrıntılı bilgi ister. Şimdiye kadar kimsenin bilmediği bazı noktaları açıklayınca Gregor heyecanlanır. 1860'lı yıllarda Lukov arazisinde kömür bulundu Değeri zor tahmin edilebiliyor Ama en azından 150 milyon Hepsi bu mu? Bu benim için oldukça yeterli Bayan Marty başka sorularınız var mı? Evet Bu davayı kazanmak için size gereken nedir? Ee, tabii baron yazılı ve Hukuki olarak onaylanmış bir vasiyetname Bırakmış olsaydı bu bir yardım olurdu Böyle bir şey var mı? Biliyor musunuz? Varsa bile biz bulamadık ciddi bir şekilde araştırmamanız yüzünden. Şüphesiz. Öğrenmek istediğiniz başka bir şey var mıydı? Evet var. Şu Prus malikanesinin sahibi kim? Hasım tarafı Yaroslav Prus. O evde eski çekmeceli bir dolap olacak. Her çekmecenin bir tarihi vardı. Ve Pepi senetlerini, hesap pusulalarını ve eski evraklarını o çekmecelerin içinde saklardı. Öyle mi? O çekmecelerin birinin tarihi 1816 idi. O yıl Viyana Kongresi sırasında Pepi Elia MacGregor'a rastladı Evet Ve o çekmecede Elia'nın bütün mektuplarını saklardı e, İyi de siz bunu nereden biliyorsunuz? Bunu bana sormayın Özür dilerim Yöneticilerin mektupları ile bir sürü eski evrak da vardı Evet Acaba hepsi yandı mı ne dersiniz? Yanmış olabilir Araştırabilir misiniz? Memnuniyetle Tabii Bay Prus izin verirse Ya vermezse? Bir yapamayız o çekmeceyi açmanın bir yolunu bulmalısınız. Anlıyor musunuz? A tabii. Gece yarısı bir ip merdiven ve maymuncukla. Sevgili genç bayan, sizin biz avukatlar hakkında gerçekten değişik fikirleriniz var. Tabii elimizden geleni yapacağız. Başka bir şey var mı? Mektuplar oradaysa aralarında büyük bir sarı zarf bulacaksınız. Zarfın içinde Baron Prus'un son vasiyetnamesi. Kendi eliyle yazılmış ve mühürlenmiş. Aman Tanrım. Emin misiniz? Vasiyetnamede ne yazılı? Kimin lehine? O vasiyetnamede Pepe, Lukov malikanesi dahil olmak üzere bütün varlığını gayrimeşru oğlu Ferdinand Gregor'a bırakıyor. Ah ne zaman doğduğunu unuttum. Vasiyetnamenin içeriği tam bunlar mı? Evet tabi. Zart mühürlü mü? Evet. Baron Prus'un orijinal mühürüyle mi? Evet. Tabi tabi. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi bana söyler misiniz sevgili bayan? Ne benimle dalga geçiyorsunuz oh, Bana inanmıyorsunuz Ben inanıyorum Mantıklı olun Zarf ise içinde ne olduğunu kim nasıl bilebilir e, Ama Yüzyıllar boyunca mühürlü bir zarf içinde Yine de bana ve bu garip bir evde Aptallık etme Ama ben ona gerçekten inanıyorum Hepsi bu Nasıl istersen Sevgili bayan olağanüstü bir hayal gücünüz var Susar mısın Pekala pekala bir mezar kadar sessiz olacağım Sır saklamada üstüme yoktur hanım. Söylediği her kelimeye inanıyorum. Siz bir beyefendisiniz. Öyleyse ya sen doğru Yaroslav Purus'a gider... ...çekmecenin içindekileri sana göstermesini istersin ya da... Bunu yapacağımı hiç sanmıyorum. O zaman ben de telefon rehberinden bulduğum ilk avukatı tutar... ...ve davayı ona veririm. Tabii bu senin bir için. Nasıl istersen öyle. Pekala. Buraya bak bu saçmalık yeter. Biz dostuz değil mi? Her şey bir yana ben senin veliğin değil miydim? Abeles, avukat Alfred Abeles evet. Sakın İki, sakın o adamın eline düşme yedi, Son kuruşuna kadar alır altı, Bunu sana avukatın ve de dostun olarak söylüyorum bir. Alo İki yedi altı bir. Ah, Çok iyi Bay Gregor Bizi küçük düşürme her ikimize de miras kalan bu davayı böyle birine veremezsin ee, Bay Abiles ben Gregor Dur kapat şu telefonu Gideceğim Bursa Evet istiyorsan ama sen burada bekleyeceksin Kolenati bir saate kadar dönmezseniz ben de Tamam tamam gidiyorum gidiyorum Başka ne yapabilirim ki İzninizle bayan. Ee, sizin için nasıl olsa pek fark etmez ama... ...büsbütün aklını başından almayın olur mu? Ne aptal şey diyeyim? Hayır sadece tecrübeli. Mucizelere inanmıyor. Bense hep davayı kazanmama yardımcı olacak bir mucize bekledim. Ve siz çıka geldiniz. Size nasıl teşekkür edebilirim? Teşekkür edemez Vasiyetnamenin bulunacağına eminim. Niye size böylesine inandığımı bilemiyorum. Belki de Belki de bu kadar güzel olduğunuz için. Kaç yaşındasınız? 28. Çocukluğumdan beri yalnız o milyonları düşünmeyi öğrettiler bana. Bir tek bu düşünce. Ve ben de bu mirasa güvenerek bir aptal gibi yaşadım. Daha iyisini bilmiyordum ki. Siz gelmeseydiniz... Borçlar mı? Evet. Bu gece kendimi vurmaya karar vermiştim. Saçma. Sizden bir şey saklamayacağım. Benim için hiç umut kalmamıştı. Ama sonra siz çıka geldiniz. Siz Marty ünlü soprano, şaşırtıcı, büyüleyici, sırlarla dolu. Neden ya da nereden geldiğinizi Tanrı bilir. Niye gülüyorsunuz? Öyle safsın ki. Siz, siz benim gözlerimi kamaştırdınız. Sarhoş gibiyim, büyülenmiş gibiyim. Hazır yalnızken bana niye geldiğinizi söylemeyecek misiniz? Gereği kadar söyledim. Bakın bu bir aile sorunu. Aile sırları vardır. Olağanüstü bir şekilde siz bunları hep biliyorsunuz. Tanrı aşkına söyleyin bana. Başınızı sallıyorsunuz söylemeyecek misiniz? Söylemek istemiyorum. Baron Pursun vasiyetnamesini... ...bu Elian McGregor'un mektuplarını nereden biliyorsunuz? Bütün bunları ne zamandan beri biliyorsunuz? Kimden duydunuz? Bunu bilmem gerekiyor anlamıyor musunuz? Bütün bunlar ne demek? Gerçekten siz kimsiniz? Bir mucize. <laughs> Mucizelerin bile açıklanması gerek yoksa insanı çıldırtabilirler. Niye geldiniz? Gördüğün gibi sana yardım etmeye. Niye bana yardım etmek istiyorsunuz? Niçin ben? siz ne kazanacaksınız? O beni ilgilendirir. Beni de. Her şeyimi size borçluysam, servetimi hatta hayatımı karşılık olarak ayaklarınızın altına ne sermem gerekir? Ah, anlıyorum. Bana bir yüzde vermek istiyorsun. Bakın lütfen. Size olan minnettarlığım kelimelerin ötesinde. Ee, teklifim mi? Yeterince param var. Sadece dilencinin yeterince parası vardır. Zenginlerin asla. Bana para teklif etmekle beni gücendirdiniz. <laughs> Özür dilerim. Bu iyiliğinizi nasıl kabul edeceğimi korkarım bilemiyorum. Siz ilahi martisiniz ama bu içinde yaşadığımız dünyada ilaheler bile pay ister. Bu sizin hakkınızdır. Daha eline geçmeden paranı etrafa saçmak. Seni küçük sersem. Neden seni? bana çocukmuşum gibi davranıyorsunuz? Servetimin yarısını verirdim eğer. Evet. Dayanılacak gibi değil. Kendimi çocukmuşum gibi hissediyorum. Senin ismin ne? Gregor. Evet, de ilk ismin. Albert. Annen sana Bertik diyor değil mi? Berdi. De annem öldü. Oh, o da öldü demek. Ay ne kadar üzücü. İnsanlar hep ölüyorlar. Ee, Elian McGregor nasıl biriydi? Sonunda onu. Büyük anneni sormak aklına geldi. Onun hakkında ne biliyorsunuz? Kimdi o? Büyük bir soprano. Güzel miydi? Çok güzeldi. Büyük babamı sever miydi? Evet. Belki kendimce. Ne zaman öldü? Daldınız bayan Marti. Emilia. Ben ben senin için Emilia değilim. Ben sizin için neyim? Tanrı aşkına bana işkence etmeyin. Benimle oynamayın. Bakın dinleyin. ...farz edin ben size hiçbir şey borçlu değilim. Benim için hiçbir şey yapmadınız. Sadece herkesin gözünü kamaştıran güzel, büyüleyici bir kadınsınız. Bana gülmeyin, ne olur. Beni büyülediniz, çekici, olağanüstüsünüz. Elimde değil verdik. Öyle şaşkın bir sersemsin ah, ki. Ben bir sersemim. Daha önce de hiç böylesine sersem olmamıştım. Bana kim engel olabilir ki? Sen heyecan veriyorsun. Savaş alanlarındaki davul sesleri gibi, kan gibi çıldırtıcı. İnsan bir gece de aklını kaçırabilir. Aynı şekilde erkekleri etkileyerek deli etmişsindir. Şimdi de bu saçmalıklara başlama. Emilia, bana soğuk davranma. Çok üzülüyorum. İçeri girdiğin zaman beni kızgın bir alev gibi kavurdun. Bu nedir ha? İçimde vahşi bir hayvanın bilinmeyen bir tehlikeden ürkmesi gibi korkunç bir his var. İnsana dehşet veren bir tarafın var senin. Bunu sana hiç kimse söylemedi mi? Emilia, ne kadar güzel olduğunu bir bilsen. Güzel mi? Bak. Ha. Ha. Aman Tanrım, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yüzün, dur yapma, yaşlı bir kadına benzedin. Gördün işte. Bırak beni Bertik. Ha. Git, git. Ha. Özür dilerim. Ben ne, of, ben ne yaptığımı bilmiyorum. Bertik, gerçekten o kadar yaşlı mı görünüyorum? Ha. Yok hayır. Şimdi değil. Şimdi çok güzelsin. Göz kamaştırıcı, kör edici bir ışık gibi. Benim için bir şey yapmak ister misin? Ne olursa, ne olursa yaparım. Bana kendini teklif etti. Emilia. Ne istediğimi biliyor musun? Benim olan her şey senindir. Dinle Bertik, Yunanca biliyor musun? Neden? Hayır. Öyleyse bazı eski Yunanca yazılar hiçbir şekilde ilgini çekmez değil mi? Hayır. Baban Ferdinand Gregor'a kendi babası Josef Proust'tan kalmış eski Yunan yazılarının bir koleksiyonu. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne? Hiç böyle bir şey duymadım. Ama bu çok saçma. Onlar kuşaktan kuşağa geçer. Josef onları Ferdinand Gregor'a vermeye söz vermişti. Gregor ailesinde olmalı. Ama yok. Bertik, Bertik söyle bana. Onların sende olduğunu söyle bana. Ben hiç eski Yunan yazısı görmedim. Ama sende olmalı. Aptal! ...bana niye doğruyu söylemiyorsun Bende yok. Şerefim üzerine sana doğruyu söylüyorum. Ah oh, tanrım. O zaman neredeler? Onları kim aldı? Düşünsene. Düşün. Onları bulmama yardım et. E, yaşlı baron onları büyük babama vermediyse... ...Yaroslar Proust'a olmalara gerekmez mi? Öyleyse. Öyleyse onları bul bana. Kesinlikle onları bulmam gerek. Al onları Proust'tan. O yazılarda seni bu kadar ilgilendiren ne var? Ne? Hiçbir şey, hiçbir şey. Pistin. Hiçbir şey. Alo? Burası avukat Kolenat'inin bürosu. Kendisi burada değil. Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Ben Albert Gregor. Evet. Evet. Anladım. Çok teşekkür ederim. Bu iş bitti. Hangi iş? Gregor'a karşı pruz davası yargıç kararını bildirmiş. Söylesene neymiş? Kaybettim. Ama temize başvurabilirsin değil mi? Bilmiyorum sanmıyorum. <laughs> Bu saçma. Borçlarını ben ödeyeceğim. Böylece endişe edecek hiçbir şeyin kalmayacak. Yok bunu yapmamalısın. Yapmanı istemiyorum. Niçin benim için üzüleceksin? Sakın sana aşık olduğumu sanıp ümide kapılma. Yok yok hayır. Ama bana yardımın gerek. Bu Yunanca yazıları elde etmem için yardım etmelisin. <laughs> Emilia. Emilia. Sana sarılmak istiyorum. Arabamı çağır lütfen. Bulduk bulduk. Ah, i̇şte Bay Kolonati geldi. Oh, arkasında da elinde bir demet çiçekle Bay Prus. Bulduk. Saygıdeğer hanımefendi. Kafasız yaşlı bir ahmak olduğumu kabul ediyorum. Ve siz çok akıllısınız. Her şeyi biliyorsunuz. Elinizi öpebilir miyim? Lütfen özür dilememe izin verin. Seni kutlarım Gregor. Avukatın Dedem Baron Proust'un kayıp vasiyetnamesini bulmuş. İşin şaşılacak tarafı hem de benim evimde. Ama davayı sen kazandın. Şimdi vasiyetname bulunduğuna göre tabii ki temize gideceksin. Gayet tabii temize gideceğiz. Demek oradaydı. Evet. Bana tarif ettiğiniz çekmecede saklı duruyordu. Vasiyetname ve birkaç eski belge. Bizi tanıştırmayacak mısınız? Ha, özür dilerim. Bayan Marti Bay Proust. Memnun oldum. Hanımefendi büyülendim. Bay Coronati sizin hakkınızda çok güzel şeyler söyledi. Demek mektupları da buldunuz. Hangi mektupları? Tabii Elia'nın mektupları. Ha evet evet onlar bende. Bay Gregor onlar için endişe etmesin. Ona verecek misiniz? Evet. Avukat arkadaşımızın dediği gibi mirası aldığı zaman vereceğim. Alırsa tabii. Mektupları ona bayan şey büyük annesinin bir hatırası olarak vereceğim. Dinle Bertik. Aa, birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Biliyordum. Ah, özür dilerim. Ben daha henüz Sus Bertik. O mektupları bana geri vereceksin, değil mi? Geri vermek mi? Onlar hiç sizin oldu mu? Hayır, tabii ki olmadı. Ama Bertik onları bana verecek. Anlıyorum. Size çok şey borçluyum. İnsanın kendi evinde ne olduğunun gösterilmesi çok ilginç. Bu iyiliğinize karşılık size bu çiçekleri sunabilir miyim? Çok cömert değilsiniz. Bertik bana Bir araba dolusu çiçek mi? Değil. Ama kaç milyon olduğunu bilmiyorum. Siz kabul ettiniz mi? sanmıyorum. Akıllıca davranmışsınız. Henüz milyonlara sahip olmadı. Ama sahip olacak. O kadar güvenmeyin. Neden? Vasiyetnameyi buldunuz. Daha ne istiyorsunuz? Belki bazı küçük ayrıntılar. Bu beyin büyük babasının vasiyetnamesindeki Ferdinand Gregor olduğuna dair delil. Bilirsiniz avukatlar kesinlik isterler. Bir başka küçük belge daha istiyorsunuz değil mi? Yazılı bir belge. Aynen. Tamam Bay Kolenati. Yarın sabah size böyle bir belge göndereceğim. O da mı sizde? Aman tanrım. Çok garip değil mi? Yo, yo, hiç de değil sevgili hanımefendi. Hiç de değil. Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Gregor, Gregor belki de avukat abelesi arayabilirsin artık. Neden? Çünkü sevgili dostum bana öyle geliyor ki bu hanım... Her neyse göreceğiz bakalım. Siz gene de gelin şu benim küçük çiçeklerimi kabul edin. Nedenmiş o? Onlara daha çok güvenebilir, hiç olmazsa dokunabilir, varlıklarını hissedebilirsiniz. Peki alıyorum. Umarım bu cömertliğinize pişman olmazsınız. Korkunç adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın. Korkunç sır. 3. bölüm. Yazan Karel Čapek, uygulayan Ayşe Filizler, yöneten Nedret Denizhan, efektör Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar, anlatan Haluk Toksöz, temizlikçi kadın Doğu Erkan, elektrik teknisyeni Ersun Kazançel, pruz Erhan Abir, Kristina Hikmet Körmükçü, Yanek Ayhan Kavas, Vitek Kamran Yüce. Marti Serpil Tamur, Gregor Kerem Yılmazer, Huk Metin Çoban. Avukat Kolenati'nin bürosunda Kolenati, müvekkili Gregor ve çok güzel bir kadın olan opera sanatçısı Marti toplanmışlardır. Yüzyıldır babadan oğula geçen Gregor'a karşı Proust davası o gün bir karara bağlanacaktır. Bu arada Marti Yunanca eski bir belgenin peşindedir. Bu bölümde opera binasındayız. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı -hı. Dün akşamki çok parlak bir gösteriydi. Çiçekleri gördün mü? Hayır görmedim. Ömrümde hiç böyle muhteşem bir şey görmedim. Seyirciler bağırıp durdular. Operayı yıkacaklarını sandım. Marty selam vermek için belki elli defa... ...perdenin önüne çıkmak zorunda kaldım. Ya... Seyirciler susmak bilmiyordu. Sanki çıldırmış gibiydiler. Onun gibi bir kadının çok parası olmalı. E vardır sanırım. Sadece o çiçeklere harcanan parayı düşün. Baksana oraya. Götürmek zahmetine bile katlanmadığı bir yığın çiçek. Ben onu bir süre sahnenin yan tarafından dinledim. Hoşuna gitmiyor ama o şarkı söylediği zaman bütün vücudum titriyor. Öyle. Ben de ağlıyorum. Dinlerken birdenbire yanaklarımdan aşağı göz yaşlarımın aktığını fark ettim. Birini mi görmek istediniz? Ee, Bayan Marty burada değil mi? Otelinden bana operaya gittiğini söylediler. Şu sırada müdürle yeşil odada. Ama döner. Eşyalarını giyinme odasında bıraktı. Ha, i̇yi dışarıda beklerim. Bu beşincisi. Onu sanki klinikte kuyrukta bekliyorlar. Şunu anlayamıyorum. Onun gibi bir kadın erkekleri kendine niye dert etsin? Sen yapmazdın ama o bu sıkıntıya giriyor. Değil mi? Niye öyle bakıyorsun? Ha? Bir türlü bunu kafamdan atamıyorum. Ben gidiyorum. Düşünürsek bu oldukça normal. Eh, benim de işim bitti. Yanek, gel buraya. Burada kimseler yok. Beni dışarı atmazlar değil mi? Bugün prova yok. Ah sevgili Yanek, öyle mutsuzum ki. Neden? Seni bir öpersen. Hayır Yanek, sakın öpme lütfen. Başka endişelerim var. Seni artık hiç düşünmemeliyim. Karista. Anla beni Yanek. Çok ciddiyim. İnsan her an düşüncelerini yalnız bir şey üzerinde yoğunlaştırırsa o iş gerçekleşir değil mi? Tabii. Bak gördün mü? O halde yalnız sanatımı düşünmeliyim. Marty olağanüstü değil mi Yanek? Öyle, öyle Krista. Öyle ama... Anlamıyorsun. Onu bu noktaya getiren olağanüstü tekniği. <laughs> Bütün gece uyuyamadım. Yattığım yerde operayı bırakayım mı yoksa bırakmayayım mı diye düşündüm durdum. Hangisinin benim için daha iyi olacağına bir karar verebilsem. E sen zaten biliyorsun. Şarkı söylemeye devam etmeli miyim dersin? O zaman aramızdaki ilişki sona erecek. Anlıyorsun değil mi? Bütün zamanımı sesime vermek zorundayım. Lütfen böyle konuşma. Sen bu işleri bilmiyorsun. Kadın aşığını köle gibi izler. O artık kendine ait değildir. Ah bir bilsen. Bazı bazı kendimden nasıl nefret ediyorum. Krista. Sen bir harikasın. <laughs> Böyle düşündüğünü biliyorum Yenek. Çünkü sen beni seviyorsun. Ama ben harika falan değilim. Seni böylesine sevdiğim sürece de olamam. Harika olan Marty. Etrafındakiler onun için deli oluyor. Ama bu beğeni onun için bir anlam taşımıyor. Herkes değil. Marty'den korkuyorum. Krista, Krista bir öpücük. <laughs> Hadi öp bakalım. Ama Yenek ya biri görürse. Bak nasıl da bildim biri geliyor. Aa ben bir şey görmedim. Baba. Kaçmanıza gerek yok. Bu genç hanım da kim? Kristina. Bayan Kristina Vitek. Aa, Vitek'in küçük kızı. Nasılsınız Bayan Kristina? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Daha önce tanışmadığımıza üzgünüm. Oğlum en azından bana sizinle ilgili güzel şeyler söyleyebilirdi. Ee, ama efendim Bay Prus ve ben... Kim kim? Ee, bay, bay... Sadece Yanek. Erkek olduğunu sanıp da şımarmasına sebep olma. Baba. Ne zamandan beri peşinden koşuyor? Bir yıldır. İyi iyi. Onu çok ciddiye almamalısın. Onu tanırım. Bu tam benim oğlumun yapacağı iş. Şimdi sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm. Ee, şey yani birlikte olmak için burası uygun mu? Çok merkezi bir yer değil mi? <laughs> Baba. Beni utandıracağını sanıyorsan aldanıyorsun. Bak bu doğru işte. Bir erkek hiçbir zaman utanmamalı. Beni böyle gözetleyeceğin hiç aklıma gelmezdi. Bravo yani. Çok ciddiyim. Karışılmasını kesinlikle istemediğim bazı şeyler vardır. Benden başka kimseyi ilgilendirmeyen olaylar. Haklısın oğlum. Gel el sıkışalım. Seninle gene gurur duyacağım. Hayır baba hayır lütfen. Neden? Baba. Baba tamam el sıkışalım. Baba lütfen. Lütfen canımı acıtıyorsun. Bırak elimi bükme. Bileğim kırılacak. Bu çok canavarca bir iş. Bırakın onu. Tamam tamam. Oldukça dayanıklıymışsın. Krişna, <laughs> <Ha? gülüyor> i̇şte, Krişna, işte, gazetelere bak. Bak işte Oh, özür dilerim Bay Purus. Aa, bana boş ver, zaten gidiyordum. Ne oldu baba? Gazetelerde adın çıkmış Kristina, senden bahsediyorlar. Martin'in eleştirisinde işte burada senin adın da var. Düşünsene adını yazmışlar, hem de Marty ile birlikte. Ne diyor? Bak, e, e, Maria bölümünü Kristina Vitek söyledi. Ne kadar güzel değil mi? Daha başka ne diyor? Marty ile ilgili bir yığın şey. Ya öbür gazeteler? Ha? onlarda da hiçbir şey yok. Marty, Marty, yalnız Marty. Bak Yannick, adım gazetede çıkmış. Krista, bu genç bey kim? Bay Prus. Yannick Prus. Onunla nasıl tanıştın? Kızınız bana büyük bir incelik... kızım yok. bana kendisi anlatır. İzninizle. Gel Krista. çiçekleri topla. Bugün başka hiç kimseyi kabul etmeyeceğim. Gelenleri geri gönder. Hepsini. Bayan Marty. Sen misin? Senden mi bana çiçek gönderdin? Hayır ben size çiçek sunmaya gelmedim. Öyle mi? Gelmemin bir başka sebebi var. Ama dün gece operadaydınız. Beni dinlediniz. Pek tabi. Öyleyse oh, bu çocuk kim? Oğlum. Oh. Buraya gel Yenek. Bak bu hanım ünlü Marty. Buraya gel yani. Konuş benimle. Dün gece operada mıydın? Evet. Beni dinledin mi? Evet efendim. Beğendin mi? Evet. Evet demekten başka bir şey bilmez misin? Nesi var bu çocuğun? Aptal. Onun adına özür dilerim. Bakın Bay Gregor geliyor vertik. O çiçekleri buraya getir. Ah, dün gece için. Geldiğine sevindim. Şu çiçeklere bir bakayım. Oo, ne kadar güzel. Aa, bu ne? Bir mücevher kutusu. Ama bunu yapmamalısın. Kabul edemem. Dün gece beğendin mi? Hayır. Hayır mı? Senin şarkı söylemen beni kederlendiriyor. Ah, teşekkür ederim. Çok olağanüstü. Of! İlahi bir şey ve öyle ee? olduğu halde ve... Şarkı söylerken çok sıkılıyor gibisin. Sanki donmuş gibi. Senin şarkı söylemen beni ürpertiyor. Öyle mi görünüyorum? Olabilir. Belki daha haklısın. Şu senin aptal avukatına söz verdiğim belgeyi gönderdim. Biliyorsun istediği şu senin Ferdinand Gregor'un torunu olduğunu ispatlayan belgeyi. Dava nasıl gidiyor? Bilmiyorum. Nasıl giderse gitsin. Tek düşündüğüm sensin. Ah, Gül'ün şeyler almak için kuyumcudan kuyumcuya koşacağına dava ile ilgilenmen gerek. Bunu geri al. Çok ciddiyim. Bak cebine koyuyorum. Sana kaça mal oldu? Hatırlamıyorum. Ah, bu da borç aldığını gösterir. Sabahını bir dostun evinden öbürüne koşarak geçirdin değil mi? Al bu paraları. Anlamadım. Kimse görmeden çabuk. Bana para mı veriyorsun? Alman için ısrar ediyor. Sen beni ne sanıyorsun? Kendine çirkin isimler yakıştırma yoksa tokadı yersin. Ne duruyorsun vursana. Bana emir mi veriyorsun? Al bakalım. Sana borç almayı öğreteceğim. Peki, peki alıyorum. Bir tek bu parayı büroya götür. Bayan Martin'in hesabına yatır. Peki hey sen! O para Bay Gregor'un. Peki hanımefendi. Dün gece operada sen de var mıydın? Beni beğendin mi? Oh tanrım de nasıl. Siz bir başka stradasınız. Strada ben. Ah sen hiç Strada'yı dinledin mi? Ee, tabii dinlemedim. Strada yüz yıl önce öldü. Öyle mi? Dinlememen daha iyi olmuş. Onun hiç sesi yoktu. Sanki anırırdı. Niye herkes Strada'dan söz eder? Özür dilerim ama tarih büyük bir sanatçı olduğunu yazıyor. Tarih yalan söylüyor. Strada haykırırdı. Karona'nın boğazında sanki bir perde vardı. Agajari hırıldar Faustina körük gibi üfürürdü. İşte tarih bu. E, müzik tarihiyle ilgili konuları en iyi siz bilirsiniz efendim. Yalnız Bay Vitek'in önünde Fransız ihtilalini hakaret etmemelisiniz. Neden? E, onun en büyük merakı bu ihtilaldir. Bu konuda ne bilir ki? Bilmem. Ama ona vatandaş Mara'yı sormayı bir deneseniz. Ha hayır hayır lütfen. Mara, elleri feci şekilde terleyen milletvekili değil mi? Bu doğru değil. Ha ha Haklısın. O başka biriydi. Mara'nın elleri kurbağa gibiydi. Brrt. Hayır yanılıyorsunuz. Bu bu hiçbir yerde yazmıyor. <laughs> Belki de yazılmayan gerçeğe en yakın olandır. Bütün yüzü çiçek bozu olan o kocaman adamın adı neydi? Bilmiyorum. Hani kafası uçur olmuştu. <laughs> Danton'u mu diyorsun? Evet o, iğrenç bir yaratıktı. Ne bakım ben... Bütün dişleri çürüktü. Yalan! Özür dilerim ama yalan. Doğru. Dişlerinin hepsi çürümüştü. İğrenç adamdı. İzin verirseniz söyleyeyim. Böyle konuşmamalısınız. Sizin söyledikleriniz tarihi bilgilerle ispatlanmıyor. Danton... Danton'un dişleri çürük değildi. Aksini ispatlayamazsınız. İspatlarım. İyi. Bu o kadar önemli bir şey mi? Evet çok önemli. İğrenç bir şey. bakın lütfen. Danton o, o büyük bir insandı. Onu bir şekilde eleştirmemeli. Yitirilmiş büyük insanlar hakkında daha hoşgörülü konuşmalıyız. Aksi halde tarihte saygı değer hiçbir şey kalmaz. Tarihte saygı değer hiçbir şey yoktur. nasıl? Yani bugün olanlardan daha fazla saygı değer hiçbir şey yoktur. Bunu biliyorum. Ama Danton. Şu adama bakın. Benimle kavga etmek istiyor. Saygısız, küstah. Hayır, sadece aptal. Bütün diğer insanlar gibi. Bütün hayatları dört ayak üstünde geçer. Hayvanlardan biraz daha akıllıdırlar. İşte orada. Yanek ve sevgilisi. Genç ve güzel bir çift eşek. Acaba cennete ulaşabildiler mi merak ederim. Anlayamadım. <laughs> Acaba cennete ulaşabildiler mi <goalswi> <laughs> <Tam Niggeving> Tan Tam Tam dedim. Tanrı aşkına hayır. Tabii ki hayır. Neden olmasın? Onlara bu mutluluğu çok görmezsin. Hayır hayır benim kızım hiçbir zaman... Ama olmayan ileride olacaktır. Ve değmediğini anlayacaklar. Cennet buna değmezse ne değer? Hiçbir şey, hiçbir şey. İzninizle, izninizle lütfen. Bu da kim şimdi? Bayan, sevgili bayan. İzin verin de diz çökeyim. Sevgili bayan bilseniz, bir Beni bağışlar mısınız? Nesi var bunun? Siz, siz. O kadar, o kadar çok benziyorsunuz ki ona. Kime benziyorum? Eugenia, Eugenia Montes. Kim? E ben ben onu tanırdım. Tanrım. Neden neden 50 yıl önceydi? Kim bu büyük baba? E, Bay Hawk Shendorf hanımefendi. Ne olur kalkın. Size yardım etmeme izin verir misiniz? Size size Egenya diyebilir miyim? Bana istediğiniz her şeyi diyebilirsiniz. Demek ona benziyorum. Ona benzemek mi? Sevgili bayan, dün gece sahneye ilk çıktığınız zaman sizi o, oh, o oh sandım, o oh, benim öceyyam. Bir bilseniz o ses, o gözler o kadar güzeldi ki. <laughs> ah tanrım, hele Al mı? Ama siz daha uzunsunuz. Öyle mi? Evet, bir hayli daha uzun. İsim verir misiniz? Öcen ya benim burama gelirdi. Ben de onu alnından öperdim. Yalnız alnından mı? Efendim? Ah, ah. <laughs> Aynı onun gibisiniz. Sevgili bayan, size bu müketi verebilir miyim? Teşekkür ederim. Ah, sizi sonsuza dek seyredebilsem. Oturun. Bertik, bir iskemle bulsana. Ben getiririm. Orada bulamazsın. Bay Hauk Şendrop. Ah, aman 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 Bay Bruce. Bağışlayın sizi görmedim. Ne kadar sevindim. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Davanız nasıl gidiyor? O adamdan kurtuldunuz mu? Ee, hayır. İzin verirsen Gregor, sizi tanıştırayım. Ah, bu bey Bay Gregor mu? Tanıştığımıza çok sevindim. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. İşte Yanekle Krista... ...iki iskemle birden getirdiler. Hey siz ikiniz neden tartışıyorsunuz? Bir şey yok sadece konuşuyoruz. Otur oh, Çok teşekkür ederim. Siz de oturun Bay Prus. Bertik benim kucağıma oturabilir. Ne kadar naziksin. İstemiyorsan ayakta durabilirsin. Güzel ilahi bayan önünüzde diz çöküp özür dilerim. Neden? Çünkü ben yaşlı bir aptalım... Sizi bir süre önce ölmüş bir kadının nesi ilgilendirsin diye mi? Öceynia öldüm. Öldü. Ne kadar üzücü. Bana Maxi derdi. Ama öleli 50 yıl oldu. Ben ben 50 yıl önce onun aşığıydım. Evet. Madrid sefaretindeydim. 1875'teydi bu. Evet. Ona Citana derlerdi. Bilirsiniz bir Çingene ismi. O biçimge neydi? Onlar La Cula Negra derlerdi. O zaman Endülüs'teydik. Ben o sırada Madrid sefaretindeydim 50 yıl önce. Ee? Biliyor musunuz? Pazar yerlerinde şarkı söyleyip dans ederdi. Alza! Oley! Bütün dünya onun için nasıl da deli oluyordu. O zaman ben gençtim ve o... Bir çingene. Evet, evet, anlıyorsunuz. O bir alevdi. Ah tanrım, unutamıyorum, unutamıyorum. İnanır mısınız, o zamandan beri kendimi toparlayamadım. Aptallaştım, kaldım. Yok. 3. oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın sayın dinleyiciler. Arkası Yarın 4. Bölüm Yazan Karel Çapek Uygulayan Ayşe Filizler Yöneten Nedret Denizhan Efektör Erhan Mesutoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Haluk Toksöz Hauk Metin Çoban Prus Erhan Abir, Marti Serpil Tamur, Vitek Kamran Yüce, Gregor Kerem Yılmazer, Temizlikçi Kadın Doğu Erkan, Yanek Ayhan Kavas. Başarılı bir gösterinin sabahında operadayız. Avukat katibi Vitek'in kızı Kristina ve Prus'un oğlu Yanek birbirlerine aşıktırlar. İçeri Prus girer ve oğlunu hakaret eder. Peşi sıra Marty ve ona hayran olan Gregor gelirler. Aralarına katılan yaşlı Hope, Marty'ye 50 yıl önce İspanya'da çılgınca sevdiği bir çingene dansöze çok benzediğini söyler. <laughs> Ben aptal hoku bayan. Yo değil. Uygun kelime bulamıyorum. Zayıf hafızalı. Tamam öyle sağ olun. Hafıza zayıflığı öyle işte. O da tam doğru değil ya. Ben sadece bir gölgeyim. Öcenya'nın aşığının gölgesi. Dios mio. Ona ne kadar benziyorsunuz. Öcenya. 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 Kendini ya. topla hok. Evet. Haklısınız. Özür dilerim. Gitmeliyim. Sizi tekrar göreceğim. Tamam. Ben, sizi arayacağım. Saygılarımla hanımefendi. Elinizi öpebilir miyim? Ha, size böyle baktığım zaman. Öp beni Max. Efendim? Ha? Besame bo 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 bazo. Yesus Eugenia. Animal un besito. Eugenia. Nina, cuerita carissima. Cuita, cuita, cuera. Oh, Burada başka kaçıklar da var mı? Özür dilerim hanımefendi. Ah, oh, bir tane daha. Sizi şey sizi bu resmi imzalamanız için rahatsız edebilir miyim? Ne saçma. Lütfen resminizi imzalar mısınız? Resmimi ne yapacaksınız? Tarihi bir hatıra olarak saklayacağım. Bir kalem lütfen. Ah işte ve de güle güle. binlerce teşekkür, binlerce teşekkür. Kristine için istedim resmi. Gel kızım, gidelim artık. Emilia, seninle yalnız konuşmak istiyorum. Başka bir zaman, şimdi olmaz çıkıyorum. Bayan Martin. Pekala, sen ne istiyorsun? Size bir soru sormak için uzun süredir bekliyorum. Uy, sor bakalım. Sorayım mı? Bunların yanında mı? Neden olmasın? Benim gizlenecek hiçbir şeyim yok. Peki öyleyse. Sana sadece şunu sormak istedim. Benim büyük babam hakkında pek çok şey biliyor görünüyorsun. Baron Prowse. Biliyorsun değil mi? Belki. Biliyorsan bir başka isimde duydum duydun mu acaba? Öğrenmek istediğin isim ne? Ee, Makropulos diyelim. Ne? Makropulos hakkında bir şey biliyor musun? Ee, ben mi? Ee, Yok yo, hayır hiçbir şey. Ee, bu ismi hiç duymadım. Ee, şimdi e, beni rahat bırakmanız için sizlere yalvarıyorum. Bırakın beni lütfen hepiniz. Çok üzgünüm. Sen değil sen kal. Ya neyin nesi var? Mecnun gibi. Söyle gitsin. Niçin Kristina ile birlikte değil? Bertik sen ne bekliyorsun? Seninle konuşmalıyım. Şimdi sana ayıracak zamanım yok. Lütfen Bertik bırak beni. Yine geleceğim. Bu ismin seni böyle ilgilendireceğini bilmiyordum. Bu Makropulos ismi hakkında ne biliyorsun? Bunu ben sana sordum. Makropulos hakkında ne biliyorsun? İlk önce sana özel bir şey sorayım mı? Hatta çok fazla özelde olabilir. Bu davayı Bay Gregor'un kazanmasını istiyorsun. Ona karşı özel bir ilgi mi var? Hayır, hiç böyle bir şey yok. <laughs> İyi öyleyse. Şimdi benim evimdeki kilitli çekmecelerin içinde ne olduğunu, nereden bildiğini sormak istemiyorum. Görünüşe göre bu senin sırrın. Evet. Ne benim ne de ailemin varlıklarından haberimiz olmadığı halde... ...sen, Elion McGregor'un mektuplarının... ...Baron'un eski konsolunun çekmecesinde saklı olduğunu biliyordun onun Baron'un vasiyetnamesinin de orada olduğunu biliyordun. Bunların yanında bir başka şey daha olduğunu biliyor muydun? Bir şey daha mı buldun? Söyle ne buldun? Niye benziyor? Bilmiyorum. Mühürlü bir zarfın içinde. Zarfın içinde ne olduğunu bilmiyor musun? Hayır. Zarf mühürlüydü. Üzerinde Yosef Prus el oğlum Ferdinand'a verilmek üzere ya da onun ölümü halinde yalnız EME'ye yazılı. Başka bir şey yok. Sen açmadın mı? Tabii ki açmadım. Bana ait değildi ki. Öyleyse bana ver. Neden sana? Çünkü ben istiyorum. Çünkü benim bunu hakkım var. Ne hakkı olduğunu sorabilir miyim? Soramazsın. Bu da bir başka sır mı? Evet. Verecek misin? Hayır. Pekala. O zaman Bertik verir. Nasıl olsa ona ait. Görürüz. Söylesene zarfın içinde ne var? Ya sen söyle. Makropulos hakkında ne biliyorsun? Peki sen o McGregor hakkında ne biliyorsun? Mektupları sende. Bana o yosma hakkında bildiklerini anlat. Ondan böyle bahsetmeye nasıl cesaret Ama edersin? Ama sevgili bayan... Böyle konuşmaya nasıl cesaret edersin? Ne olur, yüz yıl önce yaşamış o tür bir kadının seninle ne ilgisi olabilir? Demek öyle. Evet, demek o bir yosmaydı. Bu ona verilecek isimlerin en kibarcası. Bak, mektuplarını buldum. O kadın dikkati çekecek kadar ateşli bitip Gizli ilişkileri vurgulayan imalar var. O mektupları bana ver. Belki ilgilendiğin o gizli ilişki... Belki. Neyi öğrenmek istediğimi bilmek ister misin? Neymiş bakalım? Aşık olduğun zaman nasıl biri olacağını. Bırak şimdi. Bu tür ilişkileri kim düşünecek? Belki sen Elian'a benzeyen bir kadın olarak görüyorsun beni. Oh, Tanrı korusun. İsmi neydi gerçek ismi? Elian McGregor tabii. Sendeki o mektupların üstünde yazar. E, çoğu sadece EM harfleriyle imzalanmış. O da şüphesiz Elian McGregor demek. Hayır hayır hayır. Daha birçok ismin baş harfleri olabilir. Mesela Emilia Marti, Öceya Montez ya da binlerce başkası. Ama o Elia McGregor, İskoçyalı soprano. Yahut daha kuvvetli bir ihtimalle Elina Makropoulos, Giritli, Yunan. Tanrım. İlgini çekebilir. Ee, Elia'nın o mektuplarından birinde Ferdinand Gregor diye birinin... ...Lukov'da 20 Kasım 1816'da doğduğuna dair bazı şeyler okudum. Bu notları aldım. Bu sabah saat üçte Lukov'un yöneticisi elinde bir mumla beni doğum kayıtlarının bulunduğu odaya götürdü. <laughs> Zavallı adam gecelik enteresine gitmek zorunda kaldı. Bak sana defterimden okuyayım. Çocuğun ismi Ferdinand Gregor. Doğum günü 20 Kasım 1816. Gayrimeşru. Baba ismi boş bırakılmış. Annenin ismi Elina Makropoulos. Zavallı Bertik. Şimdi Lukov yine sende kalacak. Bir makropulos çıkıp hak talep edinceye kadar. Mühürlü bir zarfı ne yapacaksın? O adam için emin bir yerde saklayacağım. Ya bu makropulos gelmezse? O zaman mühürlü kalacak ve hiç kimse alamayacak. Öyleyse o gelecek. Anlıyor musun? Nerede? Onu nerede saklıyorsun? Sandığında mı? Vertik bu. Elina Makropulos ve Elian McGregor aynı kişi. McGregor sahne adıydı anladın mı? Peki neden ismi Makropulos değil? Çünkü Elina Makropulos isminin dünyadan silinmesini istedi. Öyleyse silinsin. Ha, <laughs> bana inanmıyorsun. Öyle bir şey söylemedim. Bütün bunları nereden bildiğini bile sormuyorum. Ah Tanrım niye hala bir sır olarak saklıyorum. Pros sana anlatacağım. Ama kimseye söylemeyeceksin. O Elian, o Elina Makropulos benim teyzemdi. Teyzem mi? Annemin kardeşi. Şimdi artık her şeyi biliyoruz. Tabii bu her şeyi çok güzel açıklıyor. Anladın değil mi? Üzgünüm ama bu gerçek değil. Yani yalan söylediğimi mi sanıyorsun? Ne yazık ki evet. Teyzemin büyük annesi deseydin daha gerçekçi olacaktın. Evet haklısın. Hoşça kal. Size olan hayranlığımı belirtebilir miyim? Ee, bir dakika. O mühürlü zarfı ne karşılığı satarsın? Anlamadım. Satın alacağım. Sana istediğin kadar para veririm. Özür dilerim. Bu kararı hemen burada ve yalnız sizinle veremem. Lütfen bir başkasını bana gönderir misiniz? Ama niçin? Kapıyı kırmama yardım etmesi için. Aha işte Bay Gregor da geldi. Sen misin Bertik? Ne oldu? Sanki ısraf çekiyormuş gibi bir halim var. Yorgunum. Yavaş konuş. Yavaş mı? Seni uyarıyorum. Yavaş konuşursam ne söylediğimi bilmez. Saçma sapan şeyler söyleyebilirim. Duyuyor musun Emilia? Benden yavaş konuşmamı isteme. Ah, deli olduğumu biliyorum ama seni seviyorum, seni seviyorum. Gülme, gülme. Kızıp beni tokatlayacağını sanıyordum. O zaman seni daha çılgınca severdim. Ne oluyor sana? Çok üşüyorum Mertik. çok üşüyorum. Emilia benimle oynama. Seni öyle çok seviyorum ki. Kaba davrandığın zaman bile bana mutluluk veriyorsun. Bazen de beni korkutuyorsun ama yine de mutlu oluyorum. Gururumu kırdığın zaman içimden Ah Ben bir rahma'm Emilia. Duygusuz olduğunu biliyorum ama seni seviyorum. Hiçbir şey senin için bir anlam taşımıyor. Benim aşkım bile sanki mezardan çıkmış gibi soğuksun diye düşünüyorum. <laughs> seni sevmek akıllıca değil ama seviyorum işte. Senin aşkın için kendimi feda edebilirim. <laughs> Söylesene Berdik. Makropulos ismini nasıl buluyorsun? Beğendin mi? Benimle eğlenme. Senin için hayatımı veririm. Beni istediğin gibi kullanabilirsin, istediğin gibi. Ah, seni seviyorum. Ruhum senindir. Öyleyse beni dinle. Avukatına git ve ona bu sabah gönderdiğim belgeyi sana vermesini söyle. Neden? Bir yanlışlık mı var? Yok tabii. Ama ona Makropulos ismiyle bir başkasını göndermeliyiz. Sana sonra anlatayım. Ah, Adam sende. Artık bunları duymak bile istemiyorum. Hayır dur. Zengin olmak istiyorsun değil mi? Beni sevecek misin? Bırak şunu. Yunanca yazılı kağıtları benim için bulmaya söz vermiştin. Bertik, Bertik onlar Prosta. Duyuyor musun? Onları elde etmek için miras almaya hak kazanmalısın. Beni sevecek misin? Asla anlıyor musun asla? Ayaklarına kapanıyorum. Yoksa seni öldüreceğim Emilia. Senin aşkına son verecek bir şey söyleyebilirim. Bak omzumdaki bu yara izini görüyor musun? Beni biri daha öldürmek istedi. Başka yara izleri de var. Ben ...sizlerin beni öldürmeniz için mi yaratıldı? Seni seviyorum. Öyleyse kendini öldür. Seni gidi apta. Sanki bunun bir yararı olur. Aşk üzerinde ne büyük gürültüler koparılıyor. <laughs> ne kadar komik olduğunu bilsen çocuğum. Bir de... ...bir de benim ne kadar yorgun olduğumu bir bilsen. Ne oldu? <laughs> Mutsuz Zeli. Ah, Emilia dinle, uzaklara gideriz. Kimse seni benim sevdiğim kadar sevmedi biliyorum. Ama sende beni korkutan müthiş bir şey var. Sana aşkımı verebilirim. Unutursun. Ah, gözlerini kapadım. Uyuyor musun Emilia? Ah, sarhoş gibi sızdı. Uyuyor. <laughs> ee, Bayan Marti uyuyakaldı kaldı. Uyandırmayın olur mu? Ben gidiyorum. Zavallıcık. Ona acıyorum. Sen misin Bertik? Hayır. Sadece Yanek. Yani, Gel buraya. Yanek. Benim için bir şey yapmak ister misin? İsterim. Ne istersem yapar mısın? Yaparım. Büyük bir iş Yanek. Kahramanca bir iş. Evet. Karşılık olarak ödül gibi bir şey ister misin? <laughs> hayır hayır istemem. Yaklaşsana Yannick. Çok hoş bir çocuk olduğunu biliyorsun herhalde. Dinle. Babanda mühürlü bir zarf var. Ve üzerinde oğlum Ferdinand'a yazılı. Eski konsolun içinde. Evet. Onu bana getirir misin? Babam bana verecek mi? Hayır vermeyecek. Senin alman gerekli. Yo, bu mümkün değil. Ah, anladım. Küçük oğlancık babasından korkuyor. Hayır, Hayır korkmuyorum. Korkmuyorum ama yani, ek, de... yani ek şerefim üzerine söylüyorum. Sadece bir hatıra. Başka bir değeri yok. Benim olmasını o kadar çok istiyorum ki. Denerim. Zahmet etme yani. Baba. Kasam da kilitli. Hadi sen git. Buralarda Kristina için dolanıp duruyor sanıyordum. Peki sen niye dolanıyorsun? Ben seni bekliyorum. O zarfı vermek için mi? Benim değil ki. Ama bana getireceksin değil mi? Seni beğeniyorum. Öp beni. Getireceksin değil mi? Ne zaman? Bu geceye ne dersin? Tamam, bu gece. Hadi. Korkunç Sır oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın. 5. Bölüm Yazan Karel Çapek Uygulayan Ayşe Filizler Yöneten Nedret Denizhan Efektör Erhan Mesutoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Haluk Toksöz Marti Serpil Tamur Prus Erhan Abir Hizmetçi Vildan Gürelman Hoğuk Metin Çoban Gregor Kerem Yılmazer Kolenati Ali Yalaz Vitek Kamran Yüce Kristina Hikmet Körmükçü Gregor, Prus ve yaşlı Hoğuk Marty'ye aşıktırlar. Hawk onu 50 yıl önce İspanya'da çılgınca sevdiği bir çingene dansöze benzetmektedir. Güzel ve esrarlı Marti ise Yunanca belgeyi ele geçirmek için hepsini ayrı ayrı kullanmaktadır. Sonunda bu belge karşılığı o gece Proust'la birlikte olmayı kabul eder. Pekala ver bakalım. Duyuyor musun ver o zarfı sonunda kavuştum. Açsam mı acaba? Tabii ki açacağım. Tanrım. Buldum, sonunda buldum. Bundan sonra hep göğsümde saklayacağım. Sağ ol Prus. Beni dolandırdın. Sen de istediğini elde ettin. Beni dolandırdın. Buz gibi soğuktum. Sanki bir cesede sarılıyormuş gibi. Bunun için sana bana ait olmayan bir şey verdim. Ne ala iş. O mühürlü zarfı bana verdiğine pişman mısın? Buraya geldiğime pişmanım. O zarfı sana vermemeliydim. Sanki çalmış gibi oldum. Kötü, çok kötü. Kahvaltı etmek ister misin? Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey. Şimdi bana bak. Zarfın içinde ne olduğunu bilmiyorum. Çok mu değerli? Mühürlü olması bile yeterli. Tahmin edemediğin kadar değerli olmalı. Ben onunla ne yapacaksın? Yüzüme tükürmek ister miydin? Ben kendimi suçluyorum. Kim o? Benim bayan. İçeri gel. Yiyecek bir şeyler ister miydiniz Bay Prus? İzninizle bayan. Bay Prus. Evet ne var? Hizmetkarlarınızdan biri dışarıda. Sizinle konuşmak istiyor. Size söyleyeceği önemli bir şey varmış. Burada olduğumu nereden bildi? Beklemesini söyle. Ay, Sen burada kal ben çıkayım. Saçımı tara. Tanrım ne kadar korktum. Komik kapımı vurdu ve adamın aşağıda beklediğini söyledi. Ben de onu görmeye gittim. Adam kağıt gibi bembeyazdı. Zorlukla konuşuyordu. Korktum. Çok kötü bir şey olmalı. Dikkat etsene saçımı çekiyorsun. Ölü gibi beyazdı o adam. Öyle çok korktum ki. Bay Prus çok büyük bir adam değil mi? Ne olduğunu bilmek isterdim. O adamın nasıl titrediğini görseydiniz bayan. Bu sabah yumurtalarımın üç dakika kaynamasını istiyorum. Elinde mektuba benzer bir şey vardı. Gidip konuşmalarını dinleyeyim mi? Saat kaç? E, yediği geçiyor. Ay, kıpırdanıp durmasana. O adamın dudakları neredeyse maviydi. Adamın dudakları bayılacak sandım. Ya gözlerindeki yaşlar? Ay saçımı çekiyorsun sersem. Tarağı göster bakayım. Bak Bak gördün mü kaç tane saççı olmuşsun? Ne yapayım ellerim titriyor. Mutlaka kötü bir şey oldu. Bir şeyler olmuş diye bütün saçımı yolmana izin verecek değilim. <laughs> Bayprus, buyurun buraya oturun. Kahvaltı için ne istersin? Kızı gönder. Git öyleyse. Ben çağırıncaya kadar gelme. Ne oldu? Yanek kendini vurmuş. Devam et. Ölmüş. Yüzü tanınmayacak durumdaymış. Paramparça olmuş. Kim söyledi? Gelen uşak. Yanek bunu yazmış. Yanında bulmuşlar. Bak. Bak. Kan lekeleri. Ne diyor? Açmaya korkuyorum. Nasıl? Nereden seninle birlikte olduğumu biliyordu? Neden buraya gönderdi? Acaba... Acaba beni gördü mü diyeceksin? Neden bunu yaptı? Neden öldürdü kendini? Okusana. Sen açar mısın? Hayır. Seninle ilgili bir şey olduğunu sanıyorum. Sen aç. Hayır. Yani ben mi açayım? Tabii ki sen aç. Pekala. Ah, bir yerlerde tırnak cilam olacaktı. Aa kaç yaşındaydı? Bu sebeple. Demek bu sebeple. Ha, zavallı yanek. Seni seviyordu. Öyle mi? Tek oğlum. 18 yaşındaydı. Daha 18. Yanek oğlum benim. Tanırım Tanrım. Ben her zaman ona karşı çok sert, çok soğuk davrandım. Onun demir gibi sağlam yetişmesini istiyordum. Ona karşı hiç müşfik olamadım. Onu hiç övmedim. Oysa çocukcağız bana hayrandı. Bunu bilmiyor muydun? Ah, tanrım ne olur yaşasaydım. Bu kadar akılsızca aşık olması ne büyük aptallık. Benim buraya geldiğimi gördü. iki saat aşağıda bekledi. Sonra eve gitti ve... Zavallı çocuk. <laughs> Benim yani kim 18 yaşındaydı. Yavrum, canım. Ne kadar çocukça yazmış. <laughs> Bak ne diyorum. Anlıyorum baba. Mutlu ol. Öyle ağzında firketelerle ne yapıyorsun? Saçımı düzeltiyorum. Belki de anlamıyorsun. Yanek intihar etti. Bak dostum. Pek çok kimse intihar etmiştir. Seni seviyordu ve senin yüzünden intihar etti. Belki de senin yüzünden öldü. Ben... Ben de onu izleyeceğim. Girin. Bay Hook sizi görmek istiyor bayan. Sen, sen onu kabul edecek misin? Şu sırada ben buradayken... İçeri geçebilirsin. Saç seri! Bu Ernos Max. Niye bu kadar erken geldin? Şşş, çabuk giyin ya. Gidiyoruz. Nereye? İspanya'ya. Karım bir şey bilmiyor. Anlamıyor musun? Artık ona hiçbir zaman dönmeyeceğim. O şey ya, çabuk ol! Aklını mı kaçırdın? Çok doğru. Beni izliyorlar. Bir keresinde yakaladılar. Geri gönderdiler. Ay, sanki bir paketmişim gibi. Kaçmak istiyorum. Sen beni alıp götüreceksin. İspanya'ya mı gideceğiz? Ben orada ne yapabilirim? Oley, dans edersin tabii. Dios mio. <laughs> Benim küçük kızım. Bir zamanlar ne kadar kıskançtım. Dans edeceksin küçüğüm. Ben de kastelya çalacağım. Ay selero selero. La 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 la. <laughs> ah, kim ağlıyor? Hiç kimse. Şş, biri ağlıyordu. Aa, bir erkek sesi bu. Dinle ki var. Tamam şimdi hatırladım. Yandaki dairede kalan biri. Oğlum ölmüş ne? Ha, anlıyorum. Oğlu ölmüş demek. E, çok üzücü. Hadi gidelim. Çitana bak. Senin için yanıma ne aldım? Mücevherler. Matilda'nın mücevherleri. Matilda benim karım biliyorsun değil mi? Yaşlı bir kadın o. İnsanlar yaşlanınca çirkin oluyor. <laughs> Yaşlanmak çok 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 kötü bir şey. Ben de bir zamanlar yaşlıydım. Ama sen geri geldikten sonra küçüğüm. Ben henüz 25 yaşındayım. Şimdi. sen <laughs> ah sen, sen hiç yaşlanmamışsın. Dinle. İnsanlar yaşlanmamalı. Bilirsin aptallar daha uzun ömürlü olur. Ben çok yaşayacağım. İnsan aşık olduğu süre geleceği holi! <laughs> Hayatın tadını çıkarmalı! La <laughs> la 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 Çingenem! Geliyor musun? Evet! 25 yaşından başlıyoruz! Devam edeceğiz! Küçük kızım benim! Bilirsin zevk, cennet! Hatırlıyor musun? Ha? Sadece hatırla yeter! Yerisi boş! Nina! Gidelim mi? Gidiyor muyuz Nina? Evet! Hadi! Ciao, ciao. İçeri al. <laughs> Burada işi ne? Tanrım. Hadi kaçalım. Dur biraz. Günaydın Bertik. Oh. Christina, Colenati, Vitek. Neden böyle kalabalık geldiniz? Yalnız değil misin? Ah, Bay Gregor ne kadar sevindim. Şu kızın yüzüne bir bak. Ne oldu biliyor musun? Yanek. Sebebini de biliyor musun? <laughs> o çocuğun ölümüne sen sebep oldun. Avukatınla birlikte bütün bu insanları bu yüzden mi buraya sürükledin. Hayır. Şimdi anlayacaksın neden avukatında geldiğimi. <laughs> Mirasa hak kazanmak için bize yardım ettiğinizi sanıyorum. Sana güvenmiştim. Elgin McGregor'un imzasını taşıyan bu belgeyi bana gönderdiğiniz zaman davayı kazanacağımızı sanmıştım. Nesi varmış? Vitek o fotoğrafı versene. Bu resmi Vitek için sen mi imzaladın? Bu senin imzan mı? Benim imzam. Güzel. Şu belgeyi de bana dün sen gönderdin. Elin McGregor'un Ferdinand'ın annesiyim dediği beyannamenin aslını. Tarih 1836. Doğru mu? Hmm. Ama mürekkeple yeni yazılmış. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Hmm? Müvekkilimin Lukov üzerinde hiçbir hakkı yok demek. Ama bu sahtekarlıktır saygıdeğer bayan. Ne sahtekarlığı? Gülünç bu. Bakın beyler parmağımı şöyle ıslatıp yazının üzerinden geçiriyorum. Mürekkep dağılıyor. Elin McGregor ne zaman öldü? Önemi yok. Önemi var hem de çok. Çünkü bu dün yazılmış anlıyor musun? Ve bu fotoğrafı imzalayan aynı elle. Çok değişik bir el yazısı. Yunanca gibi. Hele bu alfa. Bunu sen mi yazdın? Beni sorguya çekemezsin. Ama beyler, beyler izin verin. Siz bu işe karışmayın. Hiç olmazsa bu belgeyi nereden bulduğunu bize söyleyebilir misin? Elia McGregor'un yazdığına yemin ederim. Sen kendini Elin McGregor sanıyorsun değil mi? Yeter artık. Beni rahat bırakın. Gidin buradan. Başka hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. O kağıda bakabilir miyim? Tanrı aşkına sen. Burada ne... ne arıyorsun? Emilia bu ne demek? Aman aman Bay Prus. Bu ne beklenmedik mutluluk. Bay Prus oğlunuzun... Biliyorum. Belgeyi verin lütfen. Teşekkür ederim. Bu adam niye burada söylesene. Sormaya ne hakkın var? Senin için deli olan bir adamın hakkı var. Bu belgenin aslı. Sahi mi? Yani Elin McGregor mu yazmış? Hayır. Yunanlı Elina Makropulos. Benim konsolda bulduğum mektuplarla aynı yazı. Hiç şüphe yok. Ama ama biz eminiz ki bu mektuplar... Elina ama... Makropulos tarafından yazılmış. Elin McGregor diye bir kimse yok. Şu işe bakın. Peki ya bu fotoğraftaki yazının benzerliği? Bayan Martin'in imzası kimin el yazısına benziyor dersiniz? Bu hanımın dün onu imzaladığını gördüğüm halde... ...gene de tereddüt etmeden Elina Makropulos'un el yazısı derim. Tanrı aşkına bu ne ipe sapa gelmez iş. Ee, belki de Bayan Martin'in yazısının aşağı yukarı aynı olması bir aslantıdır. Tabii Vitek. Hanımın bu kasabaya gelmesi de bir aslantı. Bu dolandırıcılık da bir aslantı. Vitek biliyor musun sen de bir aslantısın. <laughs> Şu gerçeğe dikkatinizi çekmek isterim beyler. Bu sabah buradan gidiyorum. Nereye? Sınır dışına. Yo, sizin yerinizde olsam bunu yapmazdım. Anlamıyor musunuz? Kendi iyiliğiniz için kalmalı bu bilmeceyi açıklamalısınız. Açıklamalısınız ki sizi çağırmak zorunda kalmayalım. <laughs> Polis. Beni tutuklatmak mı istiyorsun? Henüz değil. Daha bir şansın var. Gelin. İki adam bekliyor. Bay Hong arıyorlar. Kahretsin gitmeyeceğim Onları içeri alma Ne olursun bir şeyler yap <laughs> Onlarla ben konuşayım Toplanmama yardım etsene çabuk ol Büyük valiz tamam Çabuk çabuk küçüğü doldur Ağlama Kristina Ağlamak yanaki geri getirmez Biliyorum. Aman aman ne güzel bir kız değil mi Dur bakayım Tanrı aşkına ağlama eh, Emilia arabam dışarıda Birlikte sınır dışına çıkalım Kolenate seni <laughs> <laughs> Güvendiğim bu muydu Ya ben ya da polis onu durduramam Gelecek misin Hayır ee, İzninizle dışarıda bir doktor bir de dedektif var Bay Hochendorf için gelmiş Gördünüz mü Ho -ho! Beni yakaladılar bile Beklemelerini söyler misin ee, Söyledim efendim Şimdi bayan öğrenmek istediklerimizi bize söylemezseniz Dışarıdaki polisi çağırmak zorunda kalacağız Konuşmayacağım Peki öyleyse ben de çağıracağım Dur Kolonati senin polis çağırmana izin vermeyeceğim Buna engel olacağım Beyler, Bayan Martin'in bu dolandırıcılığı açıklamak istememesine rağmen... ...benim davayı kazanmama yardımcı olacak bazı delilleri olduğuna inanıyorum. Ben de onun valizlerini karıştıracak kadar cüretkar olacağım. Ama Gregor, kanuni izni yok. Ceza kanununun 91. Senin bölüm. koyduğun yasalardan bıktım usandım. Siz kolonatiler bu davayı üç kuşaktır sürükleyip duruyorsunuz. Bense şimdi bu işi 10 dakikada bitireceğim. Toparlamayı bırak. Sen... Ama... Sana dediğimi yap. Bak şimdi... Bütün bu işlerle ne ilgin olduğunu şimdi bulacağım. İlk önce şu küçük valizi boşaltalım. bakalım. Dur Gregor dur. Arama emrin olmadan bunu yapamazsın. Yapıyorum işte. Hadi gel de beni durdur bakalım. Eğer gerekirse üstünü de arayacağım. Aa, benim bu işle bir alakam kalmıyor. Bay Gregor bir beyefendi olarak size yalvarıyorum. Kapının dışında doktorunla öbür adam bekliyor. Onları içeri davet edeyim. Hayır hayır, lütfen yapmayın. Ama tabii ki Bay Prus. Bu kadına ee... nasıl istersen öyle davran. Evet bunda bir şey yok. Şimdi de şu büyük valize bakalım. O valizi sakın açma. İşte bak. Gerekirse tabancamı da kullanırım. Hadi cesaretin varsa. Dikkat edin. Ah, 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 bayağı, ah, Neyse, bu işin halde. Ne oluyor? Ne mi oluyor? Ateş etmek istedi. Tabanca da dolu. Gregor, Gregor gel bu işten vazgeçelim. Bırak polis çağır. Olmaz. Max, sen buna izin verir misin? Sen ki bir beyefendisin. Tanrım bana yardım et, ne yapabilirim? Oo, sen iyice yaşlanmışsın. Bay Proust, hiç değilse siz bir centilmensiniz. İzin veremezsiniz. Sus, benimle konuşma. Vay, 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 vay. İşte valizden çıkanlar. Bütün bir arşivi yanında taşıyorsun. Bakayım, ha? bakayım. Vay. Bak bir tek tam istediklerim çıktı. Onları sıralamaya yardım eder misin? O kağıtları sakın okuyayım demeyin. Ah sevgili bayan ah sevgili bayan. Rica ederim kıpırdamayın. Aksi halde zor kullanarak sizi korkutacağım. Ceza yasasının 10. paragrafı. Ah ne kadar iyi bir avukatsınız. Ya, bu tür suçlara karşı öyle bir merak duymaya başladım ki... ...kim bilir belki de bir şarkı olmuş olurum. Ee, i̇zin verirseniz bayan bir sorun var. Ee, buradan sonra nerede şarkı söyleyeceksiniz? Bon Dieu! Je suis désolé, désolé. eleştirileri okudunuz mu? Hayır. Harika şeyler bayan. Örneğin bu olağanüstü parlak ve güçlü bir ses. Yüksek tonlara tam egemen, kendine tam bir güven. Bakın daha başkaları da var. Harika bir görünüm sunmak. Opera tarihinde ve bir bütün olarak bütün opera sanatlarının tarihinde kıyaslanamayacak dramatik açıklık. Düşünün bir kere. Tabii çok doğru. <laughs> Bunlar toz içinde bayan. Vitek, Vitek bak bu toz da tarih. Ah, <laughs> buraya gelin. Bakın şu üstünde EM harfleri olan mühüre bakın. Bakayım. Bayanın gönderdiği Elin McGregor imzalı belgedeki mühürün aynı. Ya bakayım bana. Ha, Elina Makropulos'un mühürü. Bu belge 1603 tarihli. Bay Hawk, bu madalyonu tanıyor musunuz? Sanırım üstünde sizin hanedan armanız var. Evet var. Tabii var. Tabii bu madalyonu hatırlıyorum. Onu kendim verdim. Kime? Tabii Öjenya'ya, Öjenya Montes. Ne zaman? Of, 50 yıl önce. O ve ben e, yani İspanya'dayken. Burada İspanyolca bir şey var. Hok İspanyolca bilir misin? Bilirim. Bakayım. E, o <güler> ya bu Madrid'den. Nedir o? Emniyetten sürgün kararı. Önce ee, Enya diye tanınır. Ahlaka aykırı yaşayışı sebebiyle. <laughs> o geceyi hatırlıyorum. <laughs> Neredeyse o kadını bıçaklıyordun, değil mi? <laughs> Bakın burada bir pasaport var. Elsa Müller 1879. Bir defin ruhsatı 1836. Alien McGregor'a ait. Ne? Hepsi karma karışık. Sizin isminize gelinceye kadar biraz bekleyin bayan. Ekaterina Mishkin. Hadi buyurun bakalım bu da kim? Ekaterina Mishkin. Ha, 1840'lı yılların sonunda yaşayan bir opera sanatçısıydı. Sen de her şeyi biliyorsun be adam. Bütün başarıların EM olması çok garip. Anlaşılan bayan yalnız bu harfleri topluyor. Hobiniz bu mudur sizin? Hoppala. Pepi diye imzalanmış bu mektup da ne? Bruce belli ki bu senin amcanın amcası. Okuyayım mı? Çok sevgili sevgili Elyan'ım. Sevgili Elina değil mi? Hayır Elyan. Bu hanımın hayalinin dışında Elyan diye bir kimse yoktu. Ama bu mektubun adresi Elyan McGregor Kraliyet Operası Viyana. Kaderimi Elyan'a bağlıyorum. Hmm, bu bir rastlantı. Biraz sabır Gregor. Hala davamızı kazanabiliriz. Dinle. Sevgili sevgili Elian'ım, bana bıraktığın Yunanca yazı... Durun, devam etmeyin. Size her şeyi ben anlatacağım. Benim durumum e, belki de hukuk mahkemelerinin işi değil. Yine de yargılanmaktan kaçamayacağımı anlıyorum. Öyleyse başlayalım. Söyler misiniz, nerede oturuyorsunuz? Ayoo, böyle olmaz. Resmi bir yargılama yapmalıyız. İnciliniz, saçınız ve gerekli diğer şeyleriniz nerede? Onları bulun. Bu arada ben de büyük sınavıma hazırlanayım. Ama önce kahvaltı etmeliyim. Aha, tabii tabii çok haklısınız ya. Başka bir isteğiniz var mı? Var. Bu odayı bir mahkeme salonuna benzeyecek şekilde düzenleyin. Benim de gidip giyinmem gerek. Bu sabahlıkla mahkemede görünmemi istemezsiniz herhalde. Korkunç Sıradlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın. Korkunç Sır 6. ve Son Bölüm Yazan Karel Çapek Uygulayan Ayşe Filizler Yöneten Nedret Denizhan Efektör Erhan Mesutoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Haluk Toksöz Vitek Kamran Yüce Gregor Kerem Yılmazer Prus Erhan Abir Marti Serpil Tamur Hawk Metin Çoban Kristina Hikmet Körmükçü Doktor Engin Alkan, Hizmetçi Vildan Gürelman. Güzel opera sanatçısı Marty olayı açığa kavuşturacak yazılı bir vasiyetnamenin Gregor'un hasmı Puros'un evinde olduğunu söyler. Avukat Kolenati vasiyetnameyi alır. Aslında Marty aynı yerde saklı bir Yunanca belgenin peşindedir. Gregor, Purus ve yaşlı Hawke Marty'ye aşıktırlar. Marty hepsini ayrı ayrı kullanmaktadır. Bu belge karşılığı bir gece Prus'la beraber olur. Bunu gören Prus'un oğlu Yanek intihar eder. Hepsi bir araya gelerek Marti'yi suçlarlar. Sanık ayağa kalk. Adını söyle. Ben mi? Tabii sen. Sen. Adın ne? Elina Makropoulos. Efendim? Elina Makropoulos. Nerede doğdun? Yunanistan'da. Ne zaman? Ne ne zaman? Kaç yaşındasın? Kaç yaşında gösteriyorum? Hmm, sanırım 30 civarında. Aa, 30'un üstünde. 40 yaşında gösteriyor muyum? Katiyen. Ee, ne zaman doğdun? 1586'da. <laughs> Efendim? Anlamam. 1586'da. 86 mı? E, ee, o zaman 39 yaşındasın öyle değil mi? 339. Lütfen bir kere daha ciddi olmanı hatırlatırım. Kaç yaşındasın? 339 yaşında. Öyle mi? Baban kimdi? Hieronymus Makropulos. İmparator 2. Rudolf'un özel doktoru. Sarhoşsun sen. Beyler, bu kadını artık konuşmayacağım. Sizin ve benim vaktimizi alıyor. Kahretsin. Ee, bir de ben deneyeyim. Adın ne? Elena Makropulos. Josep Prus'un metresi, değil mi? Tak kendisi. Anlayamadım. Pepi Prus'un metresiydim. Ferdinand Gregor bizim oğlumuzdu. Doğum kayıtlarında Ferdinand Makropulos diye geçer. Çünkü ona kendi soyadımı vermem için bana baskı yaptılar. Aklını kaçırmış. Peki Elian McGregor kimdi? Ben. Elina ve Elian. Her ikisi de benim. Ah, sen çıldırdın mı? Hayır. Ben senin büyük annenin büyük annesiyim Bertik. Ya da ya da buna benzer bir şey işte. Sonunda aşkına son verecek sözleri söyledim. Başla beni ama aynı zamanda öcenya Montez misin? İdim Max, idim. Ama o zaman yalnız 290 yaşındaydım. Ha. Ha. Ekaterina Mişkine Elza Müller ve daha birçok başkaları Aynı ismi 30 yıldan fazla Kullanamazsınız ki e Doğru özellikle bir sanatçı kullanamaz e, Sormama izin verirseniz 18. yüzyılda yaşadınız değil mi Tabi Dantur'u şahsen tanır mıydınız Tanırdım iğrenç adam e, Baronun vasiyetnamesinde neler yazıldığını Nereden biliyordun e, Zira kendi özel mührüyle mühürlüydü Biliyordum çünkü Pepi konsola saklamadan Önce bana göstermişti Öldüğü zaman Ferdinand Gregor'a şu bizim yumurca vasiyetnameyi nerede bulacağını benden söylememi istedi. Öyleyse neden oğluna söylemedin? Bütün pişlerimle uğraşacak kadar zamanım var mıydı sanıyorsunuz? Aa Öcen ya bu ne biçim konuşma? Bak canım hanımefendiliği bırakalı uzun bir zaman geçti. Tarih yönünden ilginç. Sormak gerekirse kaç tane çocuğunuz oldu? Sayısının unutalı çok oldu. Oh, oh, 30 ya da 40 olabilir. <laughs> ah hiç iski isteyen yok mu? Ay tanrım şu ağzımdaki kuruluk kavrulacağım. Ben ee, Bende olan o mektuplar E.M. diye imzalanmışlardı. Onlara da sen mi yazmıştın? Evet. Onları geri ver. Bazen okumak isterim. <laughs> ne kötü değil mi? Onları Elina Makropulos mu yoksa Elion McGregor olarak mı yazdın? Her ikisi de Pepi benim kim olduğumu biliyordu. Ona her şeyi anlatmıştım. Onu severdim. Ama ölçeyin ya. Kessesini Max. Seni de severdim. Genç bir hastaymen olduğun sıralarda seninle yaşamak güzeldi. Yeah. Ama Pepi, en çok onu sevdim. Bu nedenle ona Makropulos sırrını verdim. O kadar çok istiyorduk. Ne verdin ona anlayamadım. Makropulos sırrını. Neymiş bu? Bugün bana mühürlü zarfta verdiğim belge. Pepi denemek istiyordu. Geri vermeye söz vermişti ama vasiyetnamesiyle birlikte sakladı. <laughs> Belki de almak için dönerim diye. Ama şimdiye kadar hiç dönmedim. <laughs> Pepi nasıl öldü? Yüksek ateş ve korkunç kramplarla. Aa, o sebeple. Ave Maria. Eğer denerse ölebileceğini ona söylemiştim. Ve buraya bu makrapulos sırrını ele geçirmek için geldin değil mi? Aha. Şimdi onu ele geçirdikten sonra size hiç vermeyeceğim. Sen de Bertik. Sana ve şu senin aptal davanı kazanmana yardım edeceğimi sandın. Davan bana vız gelir. Bin kadar torun çocuğuyla ilgilenebileceğimi mi sanırsın ha? Kazanmışsın ya da kaybetmişsin umurumda bile değil. Tek istediği makropulos sırrıydı. Neden? Çünkü yaşlanıyorum Bertek. Sonuna geldim ve tekrar denemek istiyorum. Dokun, Dokun bak Bertik nasıl buz gibiyim. Ellerime dokun. Oh, tanrım, Aa, tanrım bu, ellerim. Bu makropun o sırrı neymiş? Burada ne yapılıcı yazıyor. Ne yapılıcı mı? Bir insanın 300 yıl yaşaması için ne yapılıcı? Aa, Babam İmparator Rudolf için bu formülü buldu. Hep bir hayat iksiri arayan İmparator 300 yıl genç kalabilsin diye. Ama İmparator Rudolf ihanetten şüpheleniyordu. Bu yüzden ilk önce kızın üzerinde denemesini babama emretti. O kız bendim. O zaman 16 yaşındaydım. Babam benim üstümde denemek zorunda kaldı. Bu bir büyü diyordu. Ölecek gibi çok kötü hastalandım. Bir hafta ya da daha uzun bir süre ateşler içinde kendimi bilmeden yattım. Ama iyileştim. Ya imparator O da denedi mi? Hayır. 300 yıl yaşayacak mıyım diye beklerken delirdi. Babamı sahtekarlıkla suçlayarak bir kuleye kapattırdı. Ben bu sırla birlikte Macaristan'a ya da Türkiye'ye kaçtım. Hangisi olduğunu unuttum şimdi. Bir dakika bir dakika. Benim kim olduğumu biliyor musun? Ben bir rahibim. Günah çıkar. Peder. Peder bağışlayın beni. Günah işledim. Adın ne? Elina Makropoulos. Tanrım bu senin değersiz <laughs> kölen Emilia Martin'in ruhunu kabul et onu bağışla amin bitti. Bu kuru kafaya bak. Ayağa kalk. Kimsin sen? Elina. Bayıldı. Kahretsin. Aa, Ay, ne, ya. oldu? ne oldu? Yalan söylemiyor. Çabuk bir doktor bulun. Onu zehirlediniz. Biraz. Doktor orada mı lütfen? Bay ok, sizi bekliyoruz. Hadi gelin. Bir dakika. Önce buna bakın doktor. Bayıldı mı? Zehirlendi. Neyle? Ha, kokudan anlaşılıyor. Yatağına yatırın. Gregor en yakın akrabası olarak onu yatak odasına sen taşı. Sıcak su var mı? Var. İyi getirir misiniz? Bir reçete yazacağım. Koyu bir kahve verin ve bu reçeteyi yaptırın. Şimdi beyler. Bayan zili mi çaldı? Koyu bir kahve istiyor çok koyu. <laughs> Nereden bildiniz efendim? Bu reçeteyi alıp eczaneye koş. Acele et hadi. Biliyor musunuz beyler? Kadının söylediklerinde gerçek payı var. Biliyorum. Ama emin olmak için onu sarhoş etmen gerekmezdi. Onun her söylediğine inanıyorum. Ben de. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Lukov Gregor'un olacak. Bu çok mu kötü? Benim varisim yok. Hey. Gregor nasıl oldu? Ah. Biraz daha. Ama beni ısırdı hayvan. Biliyor musunuz? Ben ona inanıyorum. Biz de inanıyoruz. Hey Tanrım. Tanrım 300 yıl. 300 yıl. Bu çok korkunç. 300 evet. yıl. Kahve geldi. Kristina sen götür. Bak bakalım yapabileceğim bir şey var mı? Hadi. Aa, her iki kapı da kapalı değil mi? Tamam. Şimdi beyler baş başa verip o şeyle ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Neyle? Makropulos sırrıyla. Üç yüz yıllık bir hayatın formülü burada. Çok yakınımızda. Düşünülemeyecek kadar önemli bir formül. Onu ele geçirmeliyiz. Ele geçirmeliyiz ama asıl soru şu ele geçirdiğimiz zaman ne yapacağız? Hiçbir şey. Formül bana ait. Martin'in varisi benim. Hiç de değil. Yaşadığı sürece onun varisi olamazsın. Ve o da isterse bir yüz yıl daha yaşayabilir. Sen karışma. Görmüyor musunuz beyler? Formülü ele geçirmemiz gerekiyor. Hileyle mi? Gerekirse ince bir planla. Bu bizim için, herkes için öyle önemli ki onda bırakmaya hakkımız yok. Ama bu onun atalarına ait bir şey. Tartışmayı bırak Gregor. Bruce, bu sır senin elinde olsaydı bana verir miydin? 300 yıl yaşayabilmem için yani. Hayır. Görüyorsunuz ya beyler. Aramızda bir anlaşmaya varmamız gerek. Makropulos sırrını herkese duyuralım. Hayır olmaz. Bu herkese yapalım. verelim ve halka verelim. Herkesin, herkesin aynı derecede yaşama hakkı var. Hayatımız öyle kısa ki nasıl önemsiz Tanrım insan olmak ne kadar önemsiz. Saçma. Herkese bir 300 yıllık ömür verelim. İnsanlığın yaratılışından bu yana en büyük olay olacak bu. İnsanlığın yenilenmesi olacak. Ah tanrım 300 yılda insan neler neler yapmaz. Çocukluk ve öğrencilikle geçen bir 50 yıl. 50 yıl dünyayı tutulacak yolları ve üstündeki her şeyi tanımak için. 100 yıl çalışmak toplum yararına çalışmak için. Sonra her şeyi öğrenip bildiğiniz zaman akıllıca yaşamak, öğretmek ve örnek olmak için de bir 100 yıl daha. Ah insan hayatı 300 yıl sürerse ne kadar değer kazanacak. Hiç savaş olmayacak. Çünkü korku olmayacak. İnsan her şeyi bilen olacak. Mükemmel olacak. Tanrı'nın gerçek evladı olacak. Evet hepsi çok güzel. Güzel de. Katip olmak ya da çorap örmek için 300 yıl. Bilimle senin ne ilişkin olabilir Vitek? Sen olduğun yerde yararlısın. Çünkü cahilsin. Ben mi cahil Bay Proust? gülünç oluyorsun. Bir onda bir radikalle çalıştığımı bilmiyordum. Baksana tüm sosyal sistemimiz insan ömrünün kısalığı üzerine kurulmuş. Kontratları, maaşları, sigortaları, borçları, evliliği ele al. Hiç kimse 300 yıl evli kalmak istemez değil mi? Sen bir anarşistsin be adam. Bütün sosyal sistemimizi bozmak istiyorsun. Pardon. 300 yıl sonra e kişi kendini yine gençleştirebilir. E doğrusunu isterseniz sonsuza kadar yaşar. Bir tek görmüyor musunuz? Evet ama sınırlandırılabilir. 300 yıl sonunda herkes ölür. Şuna bakın. Şimdi de insan ömrünü sınırlandırmak istiyor. Özür dilerim ama ben ben bu sırrın hisselere bölünmesini düşünüyorum. O da ne demek? Yıllara bölünmesi demek istiyorum. Bir bölüm 10 yıl olmalı. 300 <laughs> yıl biraz fazla. Bazıları istemeyebilir ama herkes 10 yıl alır. Almaz mı? E tabii. Tabii yıl satan bir toptancı satış merkezi kurabiliriz. İyi fikir. Siparişleri şimdiden düşünebiliyorum. Bize posta ile 12 yıllık ömür gönderin. Parantez içinde insan için hazırlanmış kon ve şirketi. A sınıfı iyi paketlenmiş 2 milyon yılı ekspresle gönderin. Viden kardeşler Hok, ok, bu hiç de fena değil. bakın, ben 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 tüccar değilim. 300 yıl uzun süre. Bazıları bu kadar çok istemeyebilir. Ben istemem. Ama 10 yıl fazlası tam. On fazla yıl, on yıl fazla yaşamak için kim ruhunu satmak isteme? Ümit ederim ki hiçbirimiz bu bilgiyi kendi bencil çıkarımız için kötüye kullanmayız. Ha, bu tam benim söylemek istediğim şey. Bütün insanların ömrünü uzatmalıyız. Hayır, sadece güçlünün, en yeteneklilerin. Sade vatandaş sürüsü için bu kısa hayat yeterince iyidir. Hayır olamaz. Lütfen tartışmak istemiyorum. Bilinen küçük aptal adam ölmez. Sonsuza kadar yaşar. Çünkü basitlik, sinekler, fareler gibi çoğalır. Sadece büyüklük yerine konamaz. Ölür. Duyuyor Büyüklerin İnsanların ömrünü uzatmalıyız. Duyuyor musunuz? Soyluya hayat için öncelik hakkı. Bu söyledikleriniz beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Bana gerçekler gerek. Makropulos sırrı Makropulos ailesine aittir. Elina Makropulos'un soyundan gelenler ...kim olurlarsa, ne olurlarsa olsunlar... ...ister dejenere, ister sakat ya da geri zekalı olsunlar... ...umurumda değil. Onların, yalnız onların bu sırda hakları var. Bunu sen de biliyorsun. Sizi bıraktığım için özür dilerim. Ha, nasılsın? Başım ağrıyor, uyuyamadım. Geçer, geçer. Hayır, hiçbir zaman geçmeyecek. İki yüz yıldır ağrır. Ve can sıkıntısı. Yok, hayır, hayır. Bu kelime onun karşılığı olamaz... Siz insanların onu tarif edecek bir kelimeniz yok. Hiçbir dilde böyle bir isim yok. Korkunç bir şey. Hepiniz burada mısınız? Evet. Sanki yokmuşsunuz gibi. Sanki eşyasınız ya da gölgesiniz gibi. Oh. Ne oldu Ece'nin? Hiç kimse Hiç kimse bu kadar uzun yaşamamalı 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 Neden Dayanılmıyor İnsan yüz ya da yüz otuz yıl yaşadıktan sonra anlıyor Farkına varıyor sonra da ruhu ölüyor Neyin farkına varıyor ah, Tanrım bunun bir ismi yok İnsan inancını kaybediyor Ve hiçbir şeye inanmıyor Bertik Sen sanki donmuş gibi şarkı söylediğimi söylemiştin Görüyorsun ya Sanatın ancak ona hükmedinceye kadar manası oluyor. Bütünüyle hükmedilmediği zamanda bakıyorsun manası kalmış. Bu doğru işte. değil. Siz şarkı söylediğiniz zaman dinleyiciler daha yüksek, daha iyi bir şeye yöneliyorlar. İnsan hiçbir zaman daha iyi olamaz. Her zaman aynıdır. Hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey hiçbir zaman değişemez. Hiçbir olay olamaz. Deprem ya da savaş olsa, dünyanın sonu gelecek olsa yine de gerçekten önemli hiçbir şey olmamıştır. Hepiniz burada mısınız? Evet, evet. Ben ben öyle uzaklardayım ki. Her şeyden çok uzaklarda. 300 yıl. Oh tanrım. Sizin için hayatın ne kadar kolay olduğunu bilseniz... ...her şeye o kadar yakınsınız ki... ...sizin için her şeyin bir manası var... ...sizin için her şeyin hissi bir yönü var... ...çünkü... ...şu kısa yaşama sürenizde... ...herhangi bir şeyin tam anlamıyla... ...tadını çıkaracak zamanınız yok... <laughs> damlar. Siz çok mutlusunuz. Maymunlar gibi her şey sizi ilgilendiriyor. Kendinize aşka, erdeme, insanlığa inanırsınız. Herkes bir şeye inanır. Evet, idealler sizin için aşk olabilir. Ama yalnız sizin içinizdedir. Yüreğinizden çıktığı an bitmiştir. Dünya'nın hiçbir yerinde insan 300 yıl süreyle sevemez, yaratamaz, göremez. Yok. Yok buna dayanılmaz. Her şey çok can sıkıcı olmaya başlar. Kötü olmak can sıkıcıdır, iyi olmak can sıkıcıdır. Gökyüzü ve yeryüzü beni sıkar. Sonra bir de bakarsınız, ikisi de yoktur. Hiçbir şey var olamaz. Ne günah, ne acı ve ne arzu. Hiçbir şey Sadece, sadece birazcık duygu vardır. Ve sizin için her şey duygudur. Bir zamanlar, bir zamanlar ben de sizin gibiydim. Gençtim, inancım vardı, mutluydum, insandım. Seni ne değiştirdi? Vücudum yaşamayı sürdürdü ama ruhum öldü. Formül buna çare bulamadı. Ne olursa olsun sonsuza kadar yaşamaya dayanamam. Yeryüzünde ölümsüz hayat. Tanrım bu yalnızlık. Öyleyse neden geldin? Bu makropulos formülü için mi? Çünkü ölmekten korkuyordum. Demek ki ölümsüz biri bile bundan kaçınamıyor. Hayır. Ama şimdi yaşamaktan korkuyorum. İşte peşinde koştuğum formül burada. <laughs> Kelimesi kelimesine ne yapılacağını anlatıyorum. Al. Al senin olsun Bertik Ben artık istemiyorum ee, Teşekkür ederim ama istemiyorum Hayır mı? Öyleyse sen almak Sen yaşamak istiyorsun <laughs> İstemiyorum Bay Kolenati Siz kurnaz bir adamsınız ister misiniz? Çok naziksiniz ama onu kullanmak Aklımın ucundan geçmez Sen de çok komiksin bir tek. Sana vereceğim Belki de bununla bütün insanlığı kalkındırır. Hayır, hayır, hayır lütfen. Sanırım kalkındırmasam daha iyi olacak. Demek kimse istemiyor. Burada mısın Kristina? Ah! Teşekkür ederim. Alıyorum. Onunla ne yapacaksın Krista? Bilmiyorum. Deneyecek misin? Korkmaz mı? Geri versin. Geri ver Krista. Rahat bırakın onu. Ay yakıyor. Yakma, yakma o tarihi bir belgedir. Dur yapma. Elinden, Olan, al, elinden al, elinden yakıyor. Yalnız gençler ölüm korkumuzu yakmak cesaretine sahip olabiliyorlar. Bakın bakın. Ölümsüzlük. İnsanoğlu sonsuza kadar onu arayacak. Ve burada, burada... Belki biz de sonsuza kadar yaşayabilirdik. Ah. Bir tek çocukların var. İşte sonsuz hayat bu. Ölümden çok doğumu düşünürsek... ...hayat kısa değil. Yeter ki biz hayatın devam etmesini sağlayalım. <laughs> ne oldu? Niye gülüyorsun? <gülüyor> Şimdi ben de aynı sizin gibiyim. Yaşlanacağım. <laughs> Korkunç Sır adlı oyunumuzun altıncı ve son bölümünü dinlediniz bir başka oyunda buluşmak üzere hoşçakalın sayın dinleyiciler.